Bugün yine bir seminerde birlikteyiz. Bugünkü seminerimizin konusu bildiğiniz gibi kurumlar vergisi matrağın tespitindeki özellik arz eden durumlar, örtülü sermaye faizi, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı konularını işleyeceğiz. Çok değerli konuşmacılarımız var. Seminere geçmeden önce şimdi konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. İstanbul Vergi Dairesi'nin değerli başkanı, değerli temsilcileri, sevgili hocalarım, değerli konuşmacılar, odamızın değerli kurul üyeleri, değerli temsilciler ve siz değerli meslektaşlarım, seminerimize hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, her zaman olduğu gibi seminerimize geçmeden önce meslek gündemimizdeki konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna geçmeden önce bugün biliyorsunuz 2 Nisan Dünya Otizm Günü. Ben tüm muhasebe camiasının bu konuya duyarlı olmasını, biz oda olarak geçtiğimiz günlerde Tomurcuk Vakfı'yla bir etkinlik yapmıştık. Hakikaten o çocuklarımızın hayat mücadelesi, sevgisi bambaşka bir şey. Hem bu alanda görev yapan kurumları yürekten kutluyorum. Hem de anne babalara büyük, ne diyeyim, başarılar diliyorum. Hakikaten o kadar büyük bir özveriyle o çocuklara el tutuyorlar, onları hayatta tutunmaya çalıştırıyorlar. Bu anlamda bu vesileyle ben Dünya Otizm Günü'nü kutluyorum. Tüm muhasebe camiasını bir sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde bu konuda zaten hep duyarlı davrandınız, duyarlı olmaya herkesi davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, gündemimizde neler var? Geçtiğimiz günlerde 20-21 Mart tarihlerinde Abant'ta 7 İdaresi Başkanlığı ile birlikte TÜRMOB'un düzenlemiş olduğu bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantının asıl ağırlıklı yönü, biliyorsunuz, bir tek tebliğ taslağı var. Bu taslakla ilgili bir çalıştay gerçekleşti. Özellikle bu toplantıyı 7 İdaresi Başkanımızın baştan sonuna kadar 2 gün boyunca toplantıyı izlemesi, meslek örgütümüzün görüşlerini değerlendirmesi bizim açımızdan önemliydi. Ama burada özellikle tek tebliğ çalışmalarından önce bizim her zaman muhasebe camiasının birçok sıkıntısı var bildiğiniz gibi. Bu sıkıntılar da dile getirildi. Özellikle TÜRMOB olarak bu toplantıda, ki sadece 7 dersini temsilen değerli yetkililer değil, başkanın dışında TÜRMOB yönetimi, Türkiye'de 7 bölgeyi temsilen, ki İstanbul odamızdan da 2 arkadaşımız katıldılar. Burada
sizlerin sıkça dile getirmiş olduğu sorunları da bir kez daha Sayın Genel Başkan Abant'taki yapılan toplantıda dile getirmiştir. Özellikle en büyük sıkıntımız sevgili arkadaşlar son yıllarda yaşadığımız mükerrer bilgi istenmesi. Hatta bu konuda hatırlarsanız muhasebe haftası nedeniyle bir panel yaptık. 5 bakanlık temsilcilerini çağırmıştık. Toplantı amacına da ulaştı. Hatta espriyle bakanlık yetkilileri ya biz Ankara'da bir araya gelemiyorduk. İstanbul'da sayenizde bir arada geldik diye de öyle bir şakalaşma da oldu. Şöyle bir olumlu adım attılar ki bu panelin arkasından Ulaştırma Bakanlığı'ndan bizi aradılar. Hatırlarsanız burada onlarca şifre kirliliği var biliyorsunuz. Her bir kuruma ayrı ayrı şifreyle beyan ve bildirge gönderiyoruz. Tek şifre konusunda bir çalışma başlatıldı. Yine bu mükerrer bilgi istenmesi konusu abantı dile getirildi. Yönetmeliklerimiz var. Bunların süratle çıkartılması konusu dile getirildi. Biliyorsunuz bu yıl Maliye Bakanlığı'na ki önümüzdeki yıl muhtemelen uygulanacak olan mevcut tarifinin artık bizim sorunlarımızı çözmemesi nedeniyle zamana endeks ücret tarifesi konusu aktarılmış vaziyette. Biraz önce Sayın Vergi Dairesi Başkanımıza da bilgi verdim. Biz hatırlarsınız İstanbul'da bir uygulama bildiri rehberi hazırlamıştık. Bunu TÜRMOB olarak Türkiye Vergi Dairesi uygulama bildiri rehberini aktardık. Bunun bir an evvel yürürlüğe girmesini dile getirdik. Bir de değerli arkadaşlar her zaman söylüyorum şu beyanname süreleri konusu artık bizim buramıza geldi artık. Bir de enteresan meslek siyaseti yapan gruplar da yok ben başvurdum, ben önce gönderdim. Ya bunun siyaset olmaz sevgili arkadaşlarım. Herkes acı çekiyor, sıkıntı çekiyor. Elektrik kesilmiş Türkiye'de. Ne olacak? Meslek odası olarak bunu Maliye Bakanlığı'na aktarmamız gerekmiyor mu sevgili arkadaşlarım? Burada TÜRMOB'un talep ettiği konu bundan sonra ki bizim genel isteğimiz şudur onu ifade edeyim. Şu andaki mevcut beyan süreleri sevgili arkadaşlar artık yetmiyor. En azından ay sonlarına doğru çekilirse edilirse daha rahat insanlar nefes alacaklar. Ama geçen elektrik kesintisi de olduğu gibi Türkiye'de doğal günler yaşandığında bunların uzatılması meslek örgütümüz aracılığıyla üyelerimize iletilmesi gerekiyor. Bu konuda dile getirilen konulardan bir tanesi. Tabii burada tek tebliğ taslağıyla ilgili sevgili arkadaşlar birkaç tane başlık var biliyorsunuz. Sözleşme konusu var. Sorumluluk konusu var. Ben burada çok detaylarına inmeyeceğim. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde bilgi vereceğiz. Ama şuraya doğru gidiyor. Tüm sözleşmelerin elektronik ortamda meslek örgütümüzün aracıyla gönderme sürecine gidiyor sevgili arkadaşlar. Bunu da herkesin bu şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Yine tek tebliğ ile ilgili hepimizin temel sorunu sıkıntılardan bir tanesi mücbir sebep konusu yönünde. Beyanname imzalamaktaki sınırların kaldırması da bu Abant'taki yapılan görüşmeler arasında yer alıyor. Değerli arkadaşlar bir başka toplantı 23 Mart'ta SGK Başkan Yardımcısıyla TÜRMOB olarak bir görüşme yapıldı. Burada da özellikle günlük uygulamadaki yaşadığımız temel birçok sıkıntılar gündeme geldi. Ve hakikaten hem Maliye Bakanlığı'nın yapılan çalışma hem de SGK ile ilgili yapılan çalışmada meslek mensubunun günlük uygulamada yaşamış olduğu sıkıntılar konusunda karşılıklı adımlar atılacaktır. Yine bu toplantıdan bir tanesi 2015 yılı Sosyal Güvenlik Danışma Yüksek Kurulu toplantısı gerçekleşti. Burada da gündeme gelen konular arasında yer alan teknolojinin etkin kullanımı başta olmak üzere bu teknolojinin etkin kullanım sürecinde mükelleflere ceza yerine fayda ve hizmet yaratılması konusu özellikle birçok rapor benzeri işlemler yapılırken
meslek mensupları bunların ücretin ödenmesi konusu da bu yapılan zirve toplantısında gündeme getirilen konulardan bir tanesi. Şimdi değerli arkadaşlar, mali idari sorumluluk konusuna çok özel önem veriyor. Bakın geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanmadı. Ama konuyla ilgilenen kesimlerin bildiği gibi 4 tane yönerge yayınlandı değerli arkadaşlar. 4 tane yönerge. Bunlardan bir tanesi meslek mensupları hakkında vergi müfettişleri tarafından sorumluluk raporu düzenlenmesine uyacak usul ve esaslar. İkincisi, vergi incelemeleriyle ilgili bilgi taleplerine uyulacak usul ve esaslar. Üçüncüsü, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanmaya ilişkin incelemelerde uyulacak usul ve esaslar. Dördüncüsü, aramalı vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar. Şimdi tabii bunları burada bugün tek tek ele almamız söz konusu değil. Açıkçası genel anlamdaki İstanbul Odası olarak bakışımız şudur. Bunların birçoğu ihtiyaçtan dolayı çıkartıldığını biliyoruz. Özellikle incelemelerde biliyorsunuz vergi müfettişi raporu düzenleyebilir. Ama açılan davaların biliyorsunuz büyük bir bölümü idare aleyhine sonuçlanıyor. Nedeni de bu sistemdeki yaşanan tıkanıklardan dolayı. Bu açıdan baktığımız zaman bazı eksiklerin düzeltmesi yönünden bu yönergeleri olumlu bakmamak mümkün değil. Ama bizi ilgilendiren bölümlerle ilgili burada Sayın Başkanımızın da huzurunda, sizlerin de huzurunda bir kez daha bazı konuların altını çizmek istiyorum. Biz değerli arkadaşlarım bu mesleğin uygulamasında yanlış yapanları, mesleğe zarar veren insanları bir meslek odası yönetici olarak onları sahip çıkma ve barındırma asla söz konusu olamaz. Ama diğer yandan şu andaki uygulanmak istenilen sorumluluk kavramını da şahsen anlamamız mümkün değildir. Bakın bir kez de altını çiziyorum. 2 tane boyutu var konunun. Bir tanesi meslek mensubu kusur işlemişse, muhasebe hilesi yapmışsa, yanlış yapmışsa bu kişiyi meslekten mene kadar her türlü cezayı verelim. Hiçbir itirazım yok. Ama diğer yönden doğacak olan vergi ve cezanın müşterek ve müteselsiz sorumluluğunun ben çağdaş bir uygulama olduğunu kabul etmiyorum değerli arkadaşlar. İnanın onlarca arkadaşımızın bu konudan dolayı vefatından sonra ailesi her şeyde sorumlu olan bir sistem sürüyor. Sadece bir kurtuluşunuz var, reddi mirasta bulunmanız lazım. O yüzden bunun olması gereken boyutu ki bu görüşlerimiz web sayfalarında var, TÜRMOB'a da aktardık, TÜRMOB'da aktardığını biliyorum. Parasal boyutla ilgili iş alınırken firmanın riski belirlenmeli ve anında sigorta ettirilmeli ve meslek mensubu meslek kusuru yönünden hata yapıyorsa cezalandırılmalı ama maddi yönden uygulanması gereken birçok ülkede olan bu uygulamanın da ülkemize uygulanmasında büyük bir yarar var. Şimdi tek tebliğ ile ilgili değerli arkadaşlar TÜRMOB sıkıntılarımızı, dertlerimizi aktardılar. Burada bir konu var ki önümüzdeki günlerde 6. Haksız Rekabet Kongresi var. Sayın Bumin Dorusyos Hocam da konuşmacı orada. Sözleşme hukukunu ele aldık. Yani ne Maliye Bakanlığı'nın ne meslek örgütünün tek tip bir sözleşme yaparak bu sözleşme uyun diye bir sistemin doğru olmadığını inanıyorum. Asgari standartlar belirlenir ve müşteriyle karşılıklı ihtiyaçlar doğrusunda bu sözleşme genişletebilir düşüncesindeyiz. Bu tek tebliğde böyle olmamalı olarak görüyoruz. Bir diğer konu kapasite konusu. Yani ne TÜRMOB'un ne Maliye Bakanlığı'nın meslek mensubu müşteri sayısını sınırlamayla ilgili bir kapasite belirleme yetkisinin çağdaş bir uygulama olduğunu inanmıyoruz sevgili arkadaşlar. Neye göre, sayıyı neye göre belirleyeceksiniz? Burada olması gereken birçok ülkede hizmet kalitesinin kontrolü şeklinde yapılmaktadır. Eğer meslek mensubu ürettiği hizmeti kaliteli olarak üretiyorsa kapasite onunla bağlantılı bir konu. Özetle tek tebliğ tahsilatıyla ilgili bakış açımız bu. Ben her toplantıda bağımsız denetimle ilgili bir kez daha düşüncelerimi
Çünkü her toplantı ayrı ayrı konuklar geliyor. Birkaç kelimeyle bu sonuçlanıncaya kadar bu düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bağımsız denetim süreciyle ilgili ne yaptık, ne ettik sürecini herkes biliyor sevgili arkadaşlar. Ama içime oturan olgu şudur. TÜRMOB'un yapmış olduğu eğitimler yok sayılarak şu andaki yaklaşık 20 bin insanın yapılan eğitimleri her kişinin ortalama 3 bin lira olarak ödemiş olduğu ücretler, bu doğru mudur? Bu ülkeye katkı getirmiş dedim. Bunu herkes vicdan muhasebesinin yapması gerektiği olduğunu inanıyorum. Bakın bu eğitimlere katılanlar TÜRMOB eğitimlerini de biliyor, üniversitede giden eğitimleri de biliyorlar. Eğer hakikaten ikinci eğitimler bağımsız denetim süreciyle ilgili bir öğretmeyle ilgili bir süreç olmuş olsaydı hiçbir itirazım yoktu. Bunun vicdan muhasebesini herkesin yapması gerekiyor. Yine ısrarla savunduğum nokta şudur. 15 yıl ayrımı doğru değildir. Mali müşavir olan herkesin denetim hakkı olduğunu inanmaktayız. Bu mesleğin geleceğini gençler olarak gördüğümüzü, bu ayrım doğru değildir. Kamu gözetim asli görevinin gözetleme olduğunu ve bu hak verilinceye kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğimizi herkesin bilmesini istiyorum sevgili arkadaşlarım. Bunu sadece gençler mi alkışlıyor? Diğer arkadaşlar alkışlamıyor mu sevgili arkadaşlarım? Şimdi haksız rekabet konusu birkaç cümleyle geçeceğim. Hep sıkça dile getirdik öyle mi arkadaşlar? Çok enteresandır. Uygulamada üç tane konuyla karşılaştık. Bir tanesi sözleşme düzenlemek zorunlu mu diye soruyorlar sevgili arkadaşlar. Ya yapmayın etmeyin değerli meslektaşlarım. Sözleşme sizin sigortanızdır. Bir iş alırken mutlaka ilk yapacağınız sözleşme düzenlemektir. Bunun ertelenmesi, bunun olmaması diye hukuksal anlamda bir talep asla olması mümkün değil. Birinci konu bu. İkinci konusu sözleşme dışında. Bu sözleşme süreli mi olacak, süresiz mi olacak? Bir başka konu, ya biz artık bu programa girdik, ücret hesaplaması yapıyoruz. Biz bu kadar ücreti nasıl alacağız demeye başladı arkadaşlarımız. Ya düne kadar siz bu ücretlerin düşük olduğunu söylemediniz sevgili arkadaşlarım. Nasıl olacak bu? Üçüncü olarak da damga vergisi konusu. Sayın Başkanım burada. Yani hakikaten gelir üzerine alınan vergiler arttıysa bu ülkede, tersine çevrilse çok net söylüyorum. Damga vergisi gibi bir vergide bu ülkenin uğraşması gerek yok diye düşünüyorum. Yani meslek odası olarak bir damga vergisine zaten karşıyız. Ama sırf bunları bahane ederek her yıl hepinizin mağdur olduğu, elinizde ekmeğinize göz dikenler, sizin ücretinizi ödemeden başka bir yere gidenlere karşı biz bu yazılımla mücadele devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. 2 ay süre uzatıldı. Bakın altını çiziyorum. Uzatılan süre sözleşme düzenleme süresi değildir. Uzatılan süre yeni haksız rekabet yazılıma girmekle ilgili olan süre uzatılmıştır. Yarın bir gün başınız sıkıntıya girmemesi gerekiyorsa bu sözleşmeler zaten müşteriyle imzalamış olmanız gerekiyor. Özetle haksız rekabetle olan mücadelemize devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, vakit olmadı. Arkadaşlar tabii teknik şey hazırlanamadı ama geçen toplantıda sunduk. Biliyorsunuz muhasebe haftasında bir algı yaratmaya çalıştık. Sıkıntımız var arkadaşlar. Müşteri ne iş yaptığımızı bilmiyor. En iyi aslında vergi idaresi biliyor da SGK biraz biliyor. Toplum ne iş yaptığımızı bilmiyor. Ailelerimiz nasıl sıkıntı çektiğimizi en yakından yaşayanlar. O anlamda muhasebe haftasında bir algı ile ilgili muhasebe yapla ilgili bir çalışma başlattık. İSPO yönetimi olarak bunun devamı anlamında paydaşlar ve toplum nezdinde mesleğin konumunu güçlendirmek, meslek mensuplarının meslekten kaynaklı olumsuz duygularını değiştirmek ve mesleğin daha itibarlı algılanması için gerekli ordunun hazırlanması ile ilgili ciddi bir çalışmayı sürdürdüğümüzü herkesin bilmesini istiyorum. Burada özellikle mesleğin itibarının algılanmasında en önemli unsurun şu olduğunu inanıyoruz. Tek başınıza bu işi yapmak değil, güçlerin birleştiği, kurumsal yapıların olduğu, tek başına muhasebenin yapıldığı değil, uzmanlıkların olduğu,
yeni iş alanı olduğu bir yapıdan geçtiğini bir kez de altını çizmek istiyorum. Bu bizim gündemimizde olan bir konu. Tabii 25 yıllık meslek örgütüyüz. Artık bu meslek yasası bize yetmiyor. Sayın Bumin Hocam, doğrusu hocam hatırlayacak. Geçen vergi konseyinde de söyledim. Bu meslek yasasının değiştirilmesi, ne ticaret odasında bir komitenin görevi, ne vergi konseyinin görevi, bu meslek yasasının değiştirilmesi bir tek görev, meslek odalarımız ve TÜRMOBAİT'te sevgili arkadaşlarım. 25 yıllık birikimlerimizle ve içimizdeki çok değerli üyelerimizle, uluslararası ilişkilerimizle artık 5'e 4 gibi antidürk maddenin arındığı, meslektaşı itibarının daha çok artabileceği çağdaş bir meslek yasasının yapılma zamanı gelmiştir. O yüzden herkes kendi işini yapmalı diyoruz. Biz ismi olarak bu çalışmayı bir yönetim kurulu olarak bütün bir şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. Ve bu çalışma bittiği zaman meslek kamuoyuna paylaşılacak ve arkasından da TÜRMOP aracılığıyla yasal süreci başlatacağız. Son olarak şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Bir süreçten geçiyoruz. Bugün buraya gelen siz değerli arkadaşlarımızın sadece bilgi öğrenmek için gelmediğinizi biliyorum. Dışarıda da birkaç arkadaşım söyledi. Ya buraya geldiğimizde dostlarımızla karşılaşıyoruz. Birbirimizi gördüğümüz insanlarla merhaba diyebiliyoruz. Ama asıl konu sevgili arkadaşlarım saygınlık olduğunu biliyorum. Bu da sizin elinizden geçiyor. Hani haksız rekabet eğitimde söylediğiniz cümle var. Her şey sizin elinizde dediğimiz gibi şu mesajı veriyorum. Kapımızın önü temiz olduğu, güçlerin birleştiği, kurumsal yapıların olduğu, uzmanlıkların olduğu bir yapı, inanın bu meslek camiasını çok farklı bir konuma getirecektir. Ben yenili açık olan bu camianın bunu mutlaka başaracağına yürekten inanıyorum. Bugünkü seminerimizi onurlandıran başta Sayın Vergi Dairesi Başkanımız olmak üzere ve değerli konuşmacılara ama en önemlisi İstanbul'un dört bir yanından gelen ve hiçbir eğitimlerimizde bizi yalnız bırakmayan ve ekran başında bizi izleyen tüm meslek mensuplarıma, tüm arkadaşlarım adına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sayın Bekir Bayraktar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kıymetli başkanı, değerli hocam, değerli çalışma arkadaşlarım ve siz değerli meslek mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Konuşmaya başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle vergiyle ilgili bir konuda gerçekten bu kadar yoğun bir katılımın olması beni çok memnun etti. Başkanım da dediği gibi herhalde bütün eğitimler bu şekilde yoğun katılımla geçiyor anladığım kadarıyla. Tabii başkanımı biraz böyle dertli gördüğüm gibi, yani konuşmalarından bayağı dertli gibi gözüküyor. İnşallah siz de bu kadar dertli değilsinizdir. Ama tabii şu kısımda da beni memnun etti. Belki nezaketinden, yani İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın veya vergi dairelerindeki uygulamalardan değil de daha çok böyle niyetle mesleği ilgilendiren, tabii sizleri ilgilendiren yani mevzu asal ve kendi bakanlıkların, sosyal güvenliğin uygulamalarıyla alakalı sorunlardan bahsetti. Muhakkak bizim vergi dairelerinde de yaşanan kendi çapında uygulama sorunları da vardır. Onları da inşallah hep birlikte el birliğinden üstesinden geleceğiz. Tabii bizim işimiz vergiyi toplamak,
vergiyi adaletli şekilde toplamak, sağlıklı şekilde toplamak, hizmeti en iyi şekilde sunmak. Tabii bunu toplarken işimizin kolay olmadığını biliyoruz. Çünkü ister istemez bu vergiyi verenler de, mükelleflerimiz de bunu daha az mı versek veya oranlar daha düşük mü olsa, işte daha az bir katkıda mı bulunsak gibi yaklaşımlar olabiliyor. Tabii nihayetinde bu vergiler toplandığı zaman ülkenin bütçesine bir katkı şeklinde toplanıyor. Yani bu ülkede yapması gereken zorunlu giderler var, zorunlu harcamalar var. Bunların da en sağlam finansman kaynağı vergiler. Eğer bunları biz yeterli ölçüde vergilerle finanse edemezsek, nihayetinde bu harcamalar yapılmaya devam ettiği müddetçe ya borçlanmayla ya yüksek enflasyonla bunları finansman yoluna gidiyoruz ve işin sonunda yine dönüyor dolaşıyor biz çalışanlara veya vergi veren mükelleflere, sanayiciye, girişimciye, bu yine üzerine bir kamu gibi geliyor. Ve hatta daha önceki geçmişte yaşandığı gibi yani devletin belki finansman sıkıntısından kaynaklı krizler yaşanarak dönüyor dolaşıyor yine işte bütün vatandaşlara sıkıntı halinde yansıyor. O nedenle mutlaka bu vergiyi ödeme ve toplama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. Bu sene tabii Şubat ayıyla başladık. Basit usul beyannamelerini aldık. İşte bugün gelir vergisi beyannamelerinin verilmesinin son günü. Malum bu elektrik kesintisi dolayısıyla yaşanan sıkıntıdan dolayı 2 gün uzatıldı. Mart ayında sıkıntılı şekilde beyannameler aldıktan sonra şimdi kurumlar vergisi beyannameler alınacak ve gelir üzerinden alınan beyannamelerin alınması sonlandırılmış olacak. Tabii beyan döneminde eskiden olduğu kadar hep söylüyorum, vergi dairesi başkanlığının, vergi dairelerinin fazla bir yükü olmuyor. Biraz yükleri siz çekiyorsunuz. Bizler daha bir elektronik gelen beyannameler bizim sistemimize düşüyor. Tabii asıl ondan sonra, yani beyannameler alındıktan sonra bakanlığın veri analiz daire başkanlığı bizim bazı sistemlerimizde, tabii ondan sonra biz ondan üzerinde analiz yaparak hatalar var mı, geçmişle mukayesesi, eksiklik var mı, o çalışmaları yapıyoruz. O nedenle de beyannamelerin tabii titizlikle ve doğru şekilde gönderilmesi çok önemli. Nihayetinde bu konuda da siz mükelleflerle bizim aramızda aracılık yapıyorsunuz. Bazen bu beyannameler alındıktan sonra tabii siz mükelleflerle daha yakın olduğunuz için mesela 4-5 yıl boyunca GMS'ye beyannamesi veriyor. İşte bu sene belki satıyor gayrimenkulünü veya işte mükellefiyetinden düşüyor ama bildirim olmadığında vergi dairesinde onunla alakalı ekstra işlemler yapmak gerekiyor. Özellikle mesela bazı mükellefler işte mükellefiyetini sonlandırıyor, ticaretini bırakıyor. Ama tabii o süreçte belki bazı sıkıntılar yaşadığı için yani sizinle de arasında bazı sıkıntılar olabiliyor. Burada bu sefer mükellefiyet sonlandırılmıyor. Yani bize devam ediyor gibi gözüküyor. Reysen terk sürecine gelene kadar arada takdire sevkler oluyor. Mükellefe gereksiz tarihatlar çıkabiliyor. O nedenle siz mutlaka yaptığınız çalışmalarda yani mükellefiyetin özel durumlarını bizden de daha iyi bildiğiniz için o konularda hem bize hem mükellefe yardımcı olmanızı bekliyoruz. Tabii bizim İstanbul'da, tabii İstanbul çok büyük bir metropol, yani bir ülke çapında bir yer. Özellikle hizmeti sunarken mükellefi tanıma anlamında, mükellefle iletişim anlamında ciddi sıkıntılarımız oluyor. Çünkü dairelerin mükellef sayıları çok fazla. Ulaşım imkanları kısıtlı. İşte tabii vergi daireleri belli merkezlere toplanmış durumda. Biz hem sizleri belki bir Anadolu'nun şehrinde olduğu kadar yakından tanıyamıyoruz, hem de mükelleflerimizi çok yakından bilemiyoruz. Aslında biz istiyoruz ki yani sadece bu bilgisayar ekranından gördüğümüz kadar değil, mükellefin faaliyet hacmi, işte dükkanının durumu, üretim yerinin durumu, tek tek aslında detaylarını bilelim istiyoruz. Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda da bu mükelleflerimizi biraz daha yakından, bu bilgisayar ekranının dışında, fiziki olarak tanıma anlamında da gayretlerimiz olacak. O konuda yine sizlerden destek bekliyoruz. Nihayetinde bizim
yani idare olarak, kamu olarak tek başına her sorunun üstesinden gelme bir iddiamız yok, şansımız da yok. Burada özellikle en büyük destekçimiz işte Mali Müşavirler Odası olacak nihayetinde. Özellikle mevzuat çalışmalarında, uygulamaya yönelik çalışmalarda hep birlikte. Çünkü siz bazen, yani biz idareci olarak belki sizin kadar vergi dairelerinde işlemler nasıl yürüyor, biz nasıl yürümesi gerektiğini belki biliyoruz ama nasıl yürüdüğünü sizler kadar yakından bilmiyoruz. O nedenle nasıl başkanımız dedi, biz dedi yanlış olan meslek mensubunun yanında duramayız. Biz de yanlış işler yapan memurumuzun, çalışanın yanında duramayız. Mutlaka el birliğinle, iletişim halinde giderek bu yanlışların hepsini, her konudakini, hem uygulama hatalarını hem mevzuatsal hataları düzeltmek durumundayız. İnşallah ileriki günlerde daha da biraz da konuların detayına girdiğimizde farklı çalışma platformlarında da bir araya geliriz. Ben çok da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü çok değerli bir çalışma yapılacak. Başkanım dediğine aynen katılıyorum. Bu çalışmalar, zaten sizler çok yoğun eğitimler sonucunda bu noktalara geldiniz. Belki de anlatılacak konuların hepsini biliyorsunuz. Ama bir gözden geçirme gibi oluyor. Bir işte meslek mensuplarının bir araya gelmesi, hepimizin bir araya gelmesine vesile oluyor bu toplantılar. Ben yalnız çok küçük bir şey söyleyerek sonlandırmak istiyorum. Şimdi bu vergi haftası etkinliklerinde 3. sınıf öğrencileri bizim vergi dairesi başkanlığını gezmeye geldiler. 40-50 tane öğrenci. İşte sunum yaptık, gezdirdik. Ondan sonra ben öğretmenlere dedim ki ya bizim de çocuklarımız var. Yani çok fazla yüklenmeyin ama hani vergiyle alakalı da böyle bir yarım sayfa falan akıllarından geçen düşünceleri bir de paylaşsınlar. Bakalım bakalım neler yazacaklar gibilerinden. İşte 40 öğrenciden geldi. Ben onların hepsini tek tek okudum. Oradan gelen bir çocuğun düşüncelerini okuyarak konuşmama son vermek istiyorum. 3. sınıf öğrencisi Azra Sudem Çaycı yazmış. Vergi geleceğimizdir. Vergisiz hayat olmaz. Ülkesini seven herkes mutlaka vergisini vermelidir. Sorumluluk sahibi olan herkesin ödediği vergiler bize gelecek olarak geri gelmektedir. Ödediğimiz tüm vergilerle ülkemiz ve devletimiz daha da güçlenmektedir. Vergi demek, yol demek, baraj demek, okul demek, park demek, köprü demektir. Anneciğim, babacığım, sevgili büyüklerim, vergimizi vermeyi unutmayın, geleceğimizi bizden almayın. Hepinize saygıda sunuyorum. Sevgili meslektaşlarım, İstanbul Vergi Dairesi Başkanımıza bugünkü seminere katılımların teşekkürü ve aynı zamanda yeni görevinde başarı dileklerimizin bir ifadesi olarak plaket vermek istiyoruz. O da başkanımı da davet ediyorum sahneye. Buyurun. Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımız göreve başladığında yönetim kurulumuz olarak bir hayırlı olsun ziyaretine gittik. Güzel bir ev sahipliği yaptı. Çok sıcak karşıladı bizi. Daha önce Sayın Dak'ın döneminde biliyorsunuz vatandaki komplekste bize bir oda ayırmışlardı. Aslında unuttular. O gün toplantıda yeni komplekslerde de size yer niye vermeyelim dedi. Gerçekten bu sıcak karşılamasından dolayı hem teşekkür ediyoruz hem de günün anısına bir hediye kendisine takdim etmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Başkanım, tabii çok teşekkür ederiz düşünceleriniz için. Yalnız ben bazen, tabii ben sık vergi dairelerini dolaşıyorum. O iki dolaşmamda bizdeki odanın kapalı olduğunu gördüm. Eyvah. Yani bilmiyorum yani. Ya bir dakika teftişe de kapalı gözükürse. Ya oda kapalıydı yani. Yani bir kere zaten...
Amcalar, özel sektörde öğlen paydosunu kabul etmiyoruz. Hele beyanname döneminde. Ama yeni iki tane binamız var. Eğer vereceğimiz yerler işlevsel olacaksa, bir katkı sunacaksa gerçekten verelim. Ama yani o katkı, oradaki ciddi bir katkı sunuyor gördüğüm kadarıyla. Peki, peki arkadaşlar, bu yere gidip geliyorsunuz. Böyle bir yer işinize yarıyor mu, yaramıyor mu? Ben onu merak ediyorum. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Onu söyleyeyim. Tamam, teşekkür ederim. Oldu abi, çok teşekkür ederim. Şimdi seminerimize geçiyoruz. Ben seminerimizin oturum başkanlığını yapmak üzere öncelikle İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Maliye Bölümü ve Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ateş Oktar hocamızı davet ediyorum. Buyurun hocam. Konuşmacılarımız İstanbul Vergi Dairesi Gelir ve Kurumlar Vergisi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Kadir Önder üstadımız. Buyurun üstad. Sevgili hocamız Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Bumin Doğrusöz. Ve serbest muhasebeci mali müşavir Erdal Dinçtürk. Ayrıca kendisi aradan sonra soru bölümünde bulunacak. Ona da burada oldukları için, katıldıkları için, katkıları için teşekkür ediyoruz. İstanbul Vergi Dairesi Usul Müdürlüğü Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Hasan Cılız Bey de burada. O arada katılacak. Ben katılımcılara şimdiden katkıları için teşekkür ediyorum. Sizlere de katılımlarınız için başarılı bir seminer diliyorum. Evet efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok değerli iki başkanımız var burada. Birisi Türkiye'nin bir numaralı vergi dairesi başkanı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı. Bunu şunun için söylüyorum, hep eskiden de öyleydi ama şimdi tarif ve tahsil ettiği vergilerin oranı %50'ye doğru gidiyor, gitgide yaklaşıyor. %40'ın biraz üzerindeyken. Sayın Bekir Bayraktar'dan bahsediyorum. Diğer değerli başkanımız da malum odamızın, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın artık hani öyle bir tabir var, efsane başkanı diyebiliriz. Sayın Yahya Arıkan başkanımız. Ve sizler çok değerli meslek mensupları, değerli dostlarımız. Çoğunuzla tanışıyoruz mutlaka. Çünkü bendenizin de odamıza yaklaşık 20 yıldır bir naçizane katkısı olduğunu düşündüğümde çoğunuzla tanıştığımızı tahmin ediyorum. Genç bir öğretim üyesi olarak başladığım bu süreçte ben de artık kıdemli, neredeyse emekliliği yaklaşan bir öğretim üyesi durumuna geldim. Evet, yani aslında evet, ucu Bumin hocama da dokunuyor ne söyledi. Evet, yani bizim mesleğimiz tabii çok güzel bir meslektir şu açıdan, öğretim üyeliği, hocalık mesleği. Çünkü hep öğrencilerimizi görürüz çeşitli yerlerde. Hocam filan nasılsınız diye sorduklarında çok da hoşumuza gider doğrusu. Ama benim bu gururum ve mutluluğum çifte mutluluk ve gurur oldu. Neden? Çünkü üniversitedeki öğrencilerin yanı sıra bir de odamızda, yani 20 yıllık bir çalışma sonucunda pek çoğunuz da bu tür bir ilişki içerisine girdik, meslek mensuplarının. Tabii yaşı uygun olanlarla öyle söyleyebilirim.
Hatta bazı öğrencilerim üniversitede şey, siz benim işte annemin babamın da hocasıymışsınız filan deyince bir an için tereddüt ettim. Ya o kadar yaşlandım mı yoksa nasıl olabilir diye. Meğer tabii ki mali müşavirlik eğitimlerinden hocası olmuşum. Tabii öncelikle bana bu gerçekten onursal görevi veren, teveccüh gösteren İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Sayın Başkanı Yahya Arıkan'ın şahsında oda yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum sevgili dostlarım. Eğitimler konusunda çok konuştuk. Galiba bu eğitimler konusunda herhalde tamamen tarafsız bir gözlem yapmak gerekirse İSMO bu konuda şampiyon diyebiliriz. Gerçekten eğitime bu kadar önem veren bir meslek odası veya başka bir kurum ben şu ana kadar görmedim. Diğer oda ve kurumların yöneticileri bağışlasınlar ama bu bir gerçekten, bu bir gerçek. Yani onların da zaten kabul ettiği bir husustur bu. Bu da o eğitimlerin bir benzeri. Şu anda tabii buradan salonun nasıl göründüğünü eğer bir bilseniz ne demek istediğim zannediyorum daha iyi anlaşılır. Ben sözü daha fazla uzatmadan müsaadenizle zamanımızı da daha verimli ve etkin kullanmak bakımından sözü sol taraftan başlayalım. Buradaki sıraya göre uygun görürseniz efendim. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı adına Sayın Kadir Önder'e vermek istiyorum. 2014 kurumlar vergisi beyanında önem arz eden bazı hususları kendileri sunacaklar. Buyurunuz efendim. Kadir Bey, mümkünse yarım saatlik bir süre içerisinde, hatta evet, biraz daha da kısa olabilirse evet, memnun oluruz zaman yönetimi açısından. Sayın Vergi Dairesi Başkanım, değerli hocalarım, değerli katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel ortamı bize sağlayanlara da, emeği geçenlere de teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyorum. Bugün sizlere kurumlar vergisi uygulamasında önem özellik arz eden hususlarla ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Değerli hocalarım da diğer hususlar hakkında size bilgilerini aktaracaklar. Bugünkü çalışmamızı özellikle bir beyan, bir kurumlar vergisi açısından değil ama teknik olarak başkanlığımıza gelen, tereddüt hasıl olmuş olan, özellik arz eden hususlar noktasında hazırlamaya çalıştık çalışmamızı. Bilindiği üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin birinci maddesinde kimlerin beyanname vereceği, ne zaman vereceği ile ilgili bilgiler kurumlar vergisi kanunuyla açıklanmıştır. Bize özellik arz eden hususlardan birisi iş ortaklıkları ile ilgili olan sorular. Buradaki örneğimizde iş ortaklığı faaliyetini 2014 yılı içinde sonlandığı durumda iş ortaklığı kazancına ait kurumlar vergisi beyannamesinin ne zaman verileceği ile ilgili sorular gelmekte, tereddüt hasıl olmakta. Buna cevabımız da faaliyeti 2014 yılı içinde sona eren iş ortaklığının 2014 yılı içinde elde etmiş olduğu kazancı 1 Nisan 25 Nisan 2015 tarihleri arasında vermesi gerekmektedir. Yani beyan etmesi gerekmektedir. Diğer iş ortaklığı ile ilgili gelen bir soru da iş ortaklığından bir zarar doğduğunda bunu kurum kazancından yani ortakların kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususu. Kurumlar vergisi mükelleflerinin zararlarını bu mükelleflerin ortaklarınca indirim yapılabilmesi mümkün olmadığında aynı durumda kurumlar vergisi mükellefi iş ortakları içinde geçerlidir ve bu zararların indirim konusu yapılması mümkün değildir. Eğer iş ortaklığının tasfiye ile tamamlanması durumunda buradaki zarar indirim konusu yapılabilir mi? Aynı şekilde onun da indirim konusu yapılabilmesi mümkün değil.
Kanuni ve İş Merkezi, yurt dışında bulunan bir şirketin Türkiye'de bulunan limited şirketi, şirketteki hisselerin satışından elde edeceği kazancın vergilendirmesinin nasıl olacağı şeklinde bir sorumuz var. Kanuni ve İş Merkezi yurt dışında bulunan bir şirketin Türkiye'de bulunan limited şirketteki hisselerinin satışından elde edeceği kazanç değer artış kazancı olarak tanımlanacaktır. Ve bu mahiyetteki bir kazanç da özel beyanname ile özel beyana ilişkin hükümler doğrultusunda vergilendirmesi gerekmekte ve beyan edilmesi gerekmekte. Bir diğer hususta kooperatiflerle ilgili sorular gelmekte. Buradaki örneğimizde bir yapı kooperatifi var. Üyelerin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan bir yapı kooperatifi, satın almış olduğu bir arsayı amacına ulaşamayacağının anlaşılması üzerine satışını gerçekleştiriyor ve elde edilen kazancın nasıl vergilendireceği hususu. Burada biliyorsunuz Kurumlar Vergisi Kanunu 4. maddesinin 1. fıkrasının K bendinde muafiyet şartları belirtilmiştir. Bir yapı kooperatifinin hangi hallerde muaf olacağı, kurumlar vergisinde muaf olacağı belirtilmiştir. Bunlardan birisi de sadece ortaklarla iş görme şartıydı. Buradaki yapı kooperatifinin burada bir almış olduğu, satın almış olduğu bir arsayı satması durumunda bu sadece ortaklarla iş görme şartını ihlal edeceği anlamına geldiğinden dolayı kurumlar vergisi muafiyetini ihlal etmiş oluyor ve mükellefiyetin tesis edilmesi lazım. Buradaki mükellefiyetin hangi tarihten itibaren tesis edilmesi önemli. Burada işlemin gerçekleştiği, yani satış işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekir. Şimdi yapı kooperatifi o kurumlar vergisi kanunumuzdaki şartları taşımadığı durumunda, yani kurumlar vergisi mükellefiyeti varsa eğer, bu durumda nasıl olacak? Eğer bu satın almış olduğu ve daha sonra sattığı gayrimenkul 2 yıldan fazla bir süre kendilerinde bulunuyorsa, bu durumda Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1e maddesi gereği %75'lik kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecektir. Soru ve cevap bölümünde isterseniz cevaplandıralım bu sorulara. 31.12.2002 tarihi itibariyle faaliyetini sonlandıran şirketin atıl olan fabrika arazisini ve binasını 1.1.2003 tarihi itibariyle kiralıyor değerlendirmek amacıyla. Daha sonra nakit ihtiyacı olabilir veya herhangi bir ihtiyaçtan dolayı bu gayrimenkulünü satıyor. Bu durumda vergilendirme nasıl olacaktır? Burada gayri faal duruma düşmüş bir mükellefimiz söz konusu. Yani 31.12.2012 tarihi itibariyle gayri faal bir duruma düşmüş durumda. Ve 1.1.2003 tarihi itibariyle sadece kiralama faaliyeti var. Burada artık firmanın kiralamasına bakmamız gerekiyor. Kiralama işiyle iştigal ettiği anlamına geliyor. Ve bu da Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1e maddesindeki şartın ihlali olduğundan dolayı bu hükümden, istisna hükmünden yararlanması söz konusu değil. Şirket aktifinde 2 tam yıldan fazla kayıtlı bulunan bir gayrimenkul var, büyük bir gayrimenkul var. Bu gayrimenkulünü satmak istiyor. Ancak alıcı firma bu gayrimenkulün yanında bulunan küçük bir arazinin de tek bir tapu haline getirilip satılmasını istiyor. Mükellefimiz de alıcının isteği doğrultusunda yanında bulunan ve ekranda da gördüğümüz gibi 40.860 metrekarelik arsayı alıyor ve tevhid yapıyor, yani birleştiriyor. Tek bir tapu halinde satışını gerçekleştiriyor. Bu durumda vergilendirme, yani elde edilecek kazancın vergilendirmesinin nasıl olacağı önemli. Burada dikkat edeceğiniz gibi büyük bir arazi var. Bu büyük bir arazi 2 yıldan fazla süre elde tutulmuş. Bu 2 yıldan fazla elde tutulduğundan dolayı 5.1e bendindeki istisna hükmünden yararlanabilir. Ancak o 40.860 metrekarelik arazimiz 1 yıl elde tutulup elden çıkartıldığından dolayı istisna hükümlerinden yararlanması mümkün değil. Ana faaliyet konusu taşınmaz ticareti olarak değiştirilen şirketin değişiklikten önce aktifine kaydettiği gayrimenkulleri değişiklikten sonra satması durumunda kurumlar vergisi uygulaması nasıl olması gerekiyor? Öncelikle satış yapıldığı tarihte ana sözleşmeye bakarız. Burada da söz konusu gayrimenkulün satışının yapıldığı tarihte şirketin ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti bulunduğundan söz konusu gayrimenkullerin satışında elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1e bendinden yararlanması mümkün değil.
Kaba inşaatı bitmiş ve henüz kullanılmaya hazır olmayan binanın satışından elde edilen kazanç ne şekilde vergilendirilecektir? Burada sadece bina arsasının satış kazancına tekabül eden kısmı için istisna hükmünden yararlanması söz konusudur. Ana faaliyet konusu taşınmaz ticareti olarak değiştirilen şirketin bu değişikten önce aktifine kaydettiği gayrimenkulleri değişiklikten satması, bunu söylemiştik. Kooperatif aktifine kayıtlı taşınmazın, yani arsanın bir kısmının TOKİ tarafından istimlak edilmesi sonucu elde edilen kazanç ne şekilde vergilendirmesi gerekiyor? Burada bir muafiyet şartlarını taşıyan bir kooperatif, mesela aktifine kayıtlı bir taşınmazı arsanın bir kısmının TOKİ tarafından istimlak edilmesi sonucunda elde edilen kazanç ortaklara dağıtılmayarak kooperatif amaçları doğrultusunda harcanması halinde bu işlem ortak dışı işlem sayılmayacak ve kurumlar vergisinin muafiyetini etkilemeyecek. Yani buradaki örneğimizde kurumlar vergisi muafiyeti şartları taşıyan bir yapı kooperatifi var. Eğer muafiyet şartlarının sağlanamaması nedeniyle kurumlar vergisi mükellefi olunması durumunda ise söz konusu taşınmazın istimlak edilmesi neticesinde elde edilen kazanç özel bir fon hesabında tutulması, hiçbir şekilde ortaklara dağıtılmayarak kooperatif amaçları doğrultusunda kullanılması şartıyla %75'lik kısmı 5.1e bendi gereği, kurumlar vergisi kanunu 5.1e bendi gereği istisna olacaktır. Yurt dışında kontrol ve danışmanlık hizmeti verilmekte bu örneğimizde ve bu hizmet karşılığında bir kazanç elde ediliyor. Bunun istisna hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı şeklinde bir soru gelmişti. Kontrol ve danışmanlık hizmetinin teknik hizmet olarak kabul edilmesi mümkün. Dolayısıyla bu işin yurt dışında bulunan iş yeri veya da daimi temsilci aracılığıyla yapılması da şartı var. Bu işlerden elde edilen ve Türkiye'deki genel netice hesaplarına da intikal ettirilmiş olan kazanç istisna hükümlerinden yararlanabilecek. Tam mükellef bir tüzel kişi ile iş ortaklığı kuran şirketin yurt dışında yapacağı inşaat işi dolayısıyla elde ettiği kazanç kurumlar vergisi kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan H bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna tutulabilecek mi? Burada evet, tutulabilecek. Bunu bir de şöyle baktığımızda adi ortaklık açısından değerlendirdiğimizde nasıl olacaktır? Bu adi ortaklığın kurumlar vergisi mükellefi ortaklara ortaklık faaliyetinden kendi paylarına düşen karlarını geçici ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesine dahil ederek kurumlar vergisinden istisna edebileceklerdir. Demir ve kalıp işleri yürüten işçilerin yönetilmesi, ekibe liderlik edilmesi ve işin yürütülmesi ile ilgili teknik müşavirlik hizmetlerinden doğan kazancın ne şekilde vergilendirilmesi gerekmekte? Söz konusu buradaki sayılan işlemler tek başına teknik hizmet olarak değerlendirilemez. Değerlendiremeyeceğinden dolayı da 5H bendinden yararlanılması mümkün değil. Eğitim kazançları Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1i maddesinde belirtilmişti. Bu istisna uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'na başvurması gerekmektedir. Ama buradaki mükellefimiz Maliye Bakanlığı'na başvurusu faaliyete başladıktan 1 yıl sonra yapılıyor. Bu durumda eğitim ve öğretim kazanç istisnası nasıl değerlendirilecek, nasıl yapılacak? Burada istisna uygulaması eğer uygun görüldüyse geçmiş dönem içinde yararlanması mümkün. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Kurumlar vergisinden istisna edilen söz konusu kazançlara ilişkin giderlerin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerden doğan zararların istisna dışı kurum kazançlarından indirmesi mümkün olmadığından istisna uygulaması için 1 yıl sonra başvurulsa dahi ilk yılda oluşan zararların diğer kazançlardan indirim yapılması mümkün değil. Türkiye Uluslararası Gemi Standardına sicine kayıtlı geminin hurdaya ayrılarak satılması karşılığında elde edilen kazanç istisna kapsamında mıdır? Burada uluslararası gemi siciline kayıtlı, Türkiye uluslararası siciline kayıtlı olan gemi ve yatların işletilmesi ve daha sonra başkası adına sicile kaydolmak şartıyla satılmasından doğan kazançlar istisnaydı. Ama burada hurdaya ayrılıp satıldığından dolayı bu istisna hükmünden yararlanılması mümkün değil.
Serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirketin devre halinde devralan şirket 3218 sayılı kanun hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün mü? Bu serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 ve 19. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında düzenlenmiş bulunan birleşme ve devir hallerinde infisah eden kurum adına düzenlenmiş bulunan bu faaliyet ruhsatının Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından devralan kurum adına yenilenmesi ve faaliyetlerin serbest bölgede devam ettirilmesi durumunda 3218 sayılı kanunun geçici 3. maddesi hükmünden yararlanabiliyor. Uluslararası taşımacılık faaliyetinin bir sonraki döneme sarkması halinde taşımacılık bedeli hangi dönem kazancına dahil edilmesi gerekiyor? Ticari bir faaliyet olan uluslararası taşımacılık işlemlerinde gelir vergisi kanunu yönünden vergiyi doğuran olayın faaliyetin tamamlandığı, yani taşınan malların fiilen adrese teslim edildiği tarihte meydana gelmesi ve alacak hakkının da bu tarihte doğması nedeniyle gelir bu tarih itibariyle tahakkuk edecektir. Buna göre de ticari kazanç tahakkuk esasına göre belirlendiğinden uluslararası taşımacılık işlemlerinde taşınan malların fiilen adrese teslim edildiği tarihte alacağın kesinleşmesi nedeniyle gelir de bu tarihte tahakkuk etmiş sayılacak ve bu dönem kazancıyla ilişkilendirmesi gerekecektir. Müşterilere ait olan banknot, altın, madeni para gibi kıymetlerin nakliyesi, hizmetin ifasında çalınan veya kaybolan kıymetler kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilir mi? Çalınan veya kaybolan bu gibi kıymetlerin gider yazılması mümkün olmadığı gibi para taşımacılığı ve dağıtım hizmetlerinde kaybolan ve çalınan kıymetlere ilişkin tutarların karşı tarafa tazmin edilmesi nedeniyle yapılan ödemelerin de kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Eğer sigortadan bir bedel alınıyorsa eğer, bu durumda tazminat edilen emtianın değeri ile karşılaştırılır. Tazmin edilen emtianın değeri aşan kısım ise gelir olarak dikkate alınması gerektiği unutulmaması lazım. Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın üzerine intifa hakkı tesis ettirmesi suretiyle bedeli peşin tahsil edilerek 5 yıl süreyle başkasının kullanılmasında vergilendirme nasıl olacaktır? Burada şirketin aktifine kayıtlı taşınmazın üzerine intifa hakkı tesis ettirmesi suretiyle 5 yıllığına başkasına kullandırılması söz konusu. Bu işlemin kiralama olarak değerlendirmesi gerekir ve intifa hakkı tesisi karşılığında peşin olarak tahsil edilen bedeller ise tahakkuk ve dönemsellik ilkesi çerçevesinde kira süresine bölünmek suretiyle kurum kazancında dikkate alınacaktır. Yalnız burada kiracının ödemesi inkişaf bedeli niteliğinde ise eğer, yani yenileme ve geliştirme bedeli şeklinde ise o takdirde tamamı tahakkuk ettiği hesap dönemi kurum kazancına intikal ettirmesi gerekiyor. Kamu ihale kanunu kapsamında ihale başvurusu için verilen geçici teminatın başvurunun iptal edilmesi nedeniyle ilgili idare tarafından paraya çevrilmesi durumunda gider olarak indirim konusu yapılabilir mi? Burada yani bu kamu ihale kanununa aykırı olarak bir başvuru söz konusu. Bu idare tarafından nakde çevrilip teminat eğer nakde çevrildiyse eğer Kurumlar Vergisi Kanunu 11G maddesi uyarınca kurumun kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değil. Burada zararların mahsubu ile ilgili bir örnek var. 2012 yılında zararın bulunmasına rağmen 2013 hesap döneminde oluşan kârdan bu zararın mahsup edilmemesi halinde 2012 yılı zararının 2014 hesap dönemi beyannamesi üzerinden mahsubu yapılabilir mi? Burada 2013 hesap dönemine ilişkin kurum beyannamesine indirim imkanı olduğu halde indirilmeyen bir 2012 yılı zararı var. Bunun 2014 hesap dönemi matrının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değil. 2013 hesap dönemine ilişkin düzeltme beyannamesi verilerek de indirimi söz konusu olamayacaktır. Diğer bir örneğimizde de 2012 hesap döneminde ve 2013 hesap döneminde zarar eden 2013 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde 2012 hesap dönemi zararını göstermemesi 2014 hesap
döneminde kar beyan etmesi durumunda 2012 yılı zararının 2014 hesap dönemi beyannamesi üzerinden indirimi söz konusu olabilir mi? 2013 hesap dönemine ilişkin olarak verilen beyannamede kar beyan edilmediğinden 2013 hesap dönemi için düzeltme beyannamesi verilmesi suretiyle 2012 hesap dönemi zarar tutarının 2013 yılı beyannamesinde ayrıca gösterilmesi şartıyla bu zarar tutarı 2014 yılı beyannamesinde indirim konusu yapılabiliyor. Hibe destek tutarlarının ilgili hesap döneminde tam olarak tespit edilmemesi durumunda kurumlar vergisi hesabında Ar-Ge indirim tutarı nasıl belirlenecek? Burada kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresini dikkate almamız gerekiyor. Eğer hibe olarak verilecek destek tutarları ilgili yılın kurumlar vergisi beyanname verme süresi geçmeden belirlenmesi halinde hibe tutarını aşan Ar-Ge harcamalarının Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkün. Hibe olarak verilecek destek tutarlarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyanname verme süresi geçtikten sonra belirlenmesi durumunda hibe tutarını aşan Ar-Ge harcamaları ilgili dönemde Ar-Ge indirimine konu edilmemiş olması şartıyla düzeltme beyannamesi verilerek Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkündür. Ar-Ge projesinden vazgeçilmesi veyahut da projenin tamamlanmasına imkan kalmaması hallerinde gayri maddi hakka yönelik olarak yapılan ve aktifleştirilen harcamalar ne şekilde vergilendirilmesi gerekiyor? Ar-Ge projesinin bitiminde gayri maddi hakkın patente bağlanmasıyla ilgili bir talepte bulunulmasa da yalnızca Ar-Ge projesinden vazgeçilmesi veya projenin tamamlanmasının imkan kalmaması hallerinde gayri maddi hakka yönelik olarak yapılan ve aktifleştirilen harcamalar doğrudan gider yazılabiliyor. Dernek tarafından bir belgesel çekimi burada söz konusu. Bu belgesel çekimine bağış ve yardım yapılıyor. Bunun indirim konusu yapılamayacağı sorulmakta. Burada derneğe kamuya yararlı bir dernek olup olmadığına bakıyoruz. Eğer dernek kamuya yararlı bir dernekse veya söz konusu belgesel Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca desteklenmesi veya da desteklenmesinin uygun görmesi halinde Gelir Vergisi Kanunu 89. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesinde belirtilen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrağının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki liselere akıllı yazı tahtası ve ilköğretim okulunun öğretmenler odasında kullanılmak üzere mobilya ve mefruşat bağışlanması hallerinde bu bağışlar indirim konusu yapılabiliyor mu? Bu yapılan bağışlar bu okulun faaliyetinin devam ettirilebilmesi amacıyla yapılan bağış ve yardım niteliğinde ise ve de belgelendirilmesi şartıyla kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabiliyor. Burada bir dernek okul inşa ediyor ve bir protokol neticesinde bunu kamu kurum veyahut da kuruluşuna devrediyor. Burada yapılacak olan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabiliyor mu? Burada dernek ve vakıflara normalde yapılan eğer dernek ve vakıfa okul işletecekse onlara yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılamıyor. Ancak buradaki derneğimiz bir protokol imzalıyor bir kamu kurumu veyahut da kuruluşuyla ve okulu inşaatı sonrasında bu kuruma devretmesi söz konusu. Bu derneğimiz yapılan bağış ve yardımlara kendi gelir ve giderleriyle ilişki kurmaksızın ve ayrı bir banka hesabına takip edilmesi şartıyla ve banka tarafından verilecek makbuzda da okul inşasında veya okulun bakım, onarım, tamir, tadilat ve yeniden yapımında kullanılmak üzere açıklamasının yer alması halinde yapılan bağış ve yardımlar kurumlar vergisi mükelleflerinde beyan edilecek gelirden indirim konusu yapılabiliyor. Bağışlanmak üzere yaptırılan okul, hastane ve bu gibi inşaata ilişkin harcamalar hangi dönemde indirim konusu yapılıyor? Buradaki örneğimizde arsanın kime ait olduğuna bakmamız gerekiyor. Eğer arsa kamu kurumu tarafından tahsis edilmişse, temin edilmişse o arsa üzerine yapılacak olan hastane, okul inşaatına ilişkin yapılan harcamalar harcamanın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabiliyor. Ancak arsa bağışı yapacak kişi veyahut da kurum tarafından sağlanmışsa
o takdirde inşaatın tamamlanıp ilgili kamu kurumuna teslim edildiği dönemde indirim konusu yapılması gerekiyor. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından cami ve Kur'an kursu, elektrik, su, doğalgaz, telefon, gıda, temizlik, maaş, SGK, vergi ve bu gibi giderleri kullanmak üzere derneğe yapılan bağış ve yardımlar beyanname üzerinde indirim konusu yapılabiliyor mu? Bu da bağış ve yardım kapsamında değerlendirilebiliyor ve indirim konusu yapılabiliyor. 31.12.2008 tarihinde tasfiyeye girmiş, 27.1.2010 tarihinde tasfiyesi sonuçlanmış olan bir mükellefin 2009 hesap dönemine ilişkin beyannamesini ne zaman vermesi gerekiyor? Burada normalde baktığımızda tasfiye dönemi 1.1.2009, 31.12.2009, normal düşündüğümüz zaman onu 2010 yılının Nisan ayında vermesi gerekmekteydi. Ancak burada tasfiyenin nihayetlenmesi söz konusu. Bu da 27.1.2010 tarihi. Ve dolayısıyla bu 2009 dönemine ilişkin beyanname 27.1.2010 tarihinde tasfiye sonuçlandığından dolayı tasfiye beyannamesiyle beraber 26.2.2010 tarihine kadar, yani 30 gün içerisinde verilmesi gerekiyor. Tasfiyeye giren şirketler tasfiye öncesi kısıt dönemine ilişkin beyannamede gösterilen zararı tasfiye döneminde verilen beyannamelerde indirebiliyor mu? Burada kısıt döneme ilişkin bir zarar çıktıysa bunu birinci tasfiye döneminden itibaren geçmiş yıl zararı olarak göstermek suretiyle indirim konusu yapabiliyor. Tek bir şirkete ait iştirak hisselerinin iki ayrı şirkete aynı sermaye olarak konulması suretiyle kısmı bölünmeye tabi tutulması mümkün müdür? Burada şirketin aktifinde yer alan ve iki yıldan uzun süredir elde tutulan iştirak hisselerinin mevcut veya da yeni kurulacak iki ayrı şirkete aynı sermaye olarak kullanılması mümkün bulunmakta ve söz konusu iştirak hisselerinin tek bir şirkete ait olması halinde bu iştirak hisselerinin bir bütün halinde kısmi bölünme işlemine tabi tutulması gerekmekte. Bu itibarla şirketin aktifinde iki yıldan uzun süredir yer alan bir adet iştiraka ait hisselerin parça parça kısmi bölünme işlemine tabi tutulması mümkün değil. Adi ortaklık payı kısmi bölünme işlemine konu edilebilir mi? Evet, bu da kısmi bölünme işlemine tabidir. Yani bu da kısmi bölünme işlemine konu edilebilir, mümkündür. Buradaki örneğimizde 3 tane hidroelektrik santrali var. Bu hidroelektrik santrallerinden birisi tamamlanmış, 2 tanesi proje aşamasında henüz tamamlanmamış. Burada kısmi bölünmeden söz edebilir miyiz? Tek bir hidroelektrik santrali bulunduğundan dolayı tek bir üretim işletmesi söz konusu. Bundan dolayı da kısmi bölünme işlemine konu olamaz. Kurumlar vergisi beyannamesinde geçici vergi ve tevkif yoluyla ödenen verginin bulunması halinde beyanname üzerinden mahsup sıralaması ve mahsup sonrası kalan tutarın olması halinde iade işlemi nasıl olmalıdır? Mükelleflerin hesap dönemi içinde ödeyerek kurumlar vergisi beyannamelerinde mahsup konusu yaptıkları kesinti yoluyla ödenen vergiler, nakden ödenen geçici vergiler ve KDV alacaklarından mahsup edilerek ödenen geçici vergilerin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden mahsubundan sonra nakden iadesinin talep edilmesi halinde hesaplanan kurumlar vergisinden sırasıyla kesinti yoluyla ödenen vergiler, nakden ödenen geçici vergiler ve daha sonra da KDV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenen geçici vergilerin mahsup edilmesi gerekmekte. Nakden iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında söz konusu mahsup sırasının takip edilerek iadesi gereken geçici vergi tutarının ayrıştırılması gerekiyor. Şirket tarafından yurt dışı mukimi firmaya borç para kullandırılarak faiz geliri elde edilmesiyle bu gelire ilişkin İngiliz ülke mevzuatında gereğince %15 oranında yapılan kesintinin kurumlar vergisinden mahsubu için apostil edilmiş form yeterli midir? Bu da genellikle sorulmaktadır. Uygulamada tereddüt olmaktadır. Evet, bu form yeterlidir. Yani apostil edilmiş form yeterlidir. Apostil çünkü bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılması sağlayan bir belge onay sistemidir. Dolayısıyla İngiliz ülkedeki konsoloslukların tasdikine gerek yoktur.
İş ortaklığınca kesinti yoluyla ödenen verginin kurumlar vergisine mahsubundan sonra kalan kısmının iş ortaklığını oluşturan şirketlerin vergi borcuna mahsubu mümkün mü? Burada iş ortaklığına ait tevkif yoluyla kesilen vergiler kurumlar vergisi beyannamesinden mahsubu sonucu kalan iade alacağının öncelikle iş ortaklığının muaccel hale gelmiş vergi borçlarına mahsup edilmesi gerekmekte. Daha sonra vergi borcunun bulunmaması halinde ortakların da muvafakat alınması şartıyla ortaklığı oluşturan diğer şirketlerin vergi borçlarına mahsubu nakden iade aşamasına gelmiş olması halinde 252 seri nolu gelir vergisi genel tebliği de yapılan açıklamalar çerçevesinde mümkündür. Bana ayrılan süre içerisinde kurumlar vergisi ile ilgili özellik arz eden hususları aktarmaya çalıştım. Teşekkür ederim. Sayın Önder'e süreye de riayet ettiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Örtülü sermaye faizi ve transfer fiyatlandırması konulu sunumu için Sayın Bumin Doğru Söz hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Şu galiba. Hallederim, ben sorun değil. Evet, herkesi saygıyla selamlayarak ben başlamak istiyorum konuşmama. İki tane konum var. Biri örtülü sermaye faizi, bir tanesi transfer fiyatlandırması. Aslında sabaha kadar konuşulacak konular, bayağı uzun konular ama ben tabii biraz da yarım saate sıkıştırabilmek için konuşmamı verilen süreye hem biraz hızlı konuşacağım hem de sadece ana hatlara değinip diğer hususları ancak soru cevap aşamasına bırakacağım ki zaman kazanabileyim diye. Şimdi örtülü sermaye faizi niye konulmuş? Örtülü sermaye faizi sermaye faiz yürütülemesin diye konulmuş. Yani parayı bankaya yatıracağım ama şirkete niye koyayım diyenler için bir anlamda muvazalı yoluyla parayı sermaye maskesiyle şirkete sokulmak istenilmesinin önüne geçilmesi için konulmuş. Gerçekten zaten biliyorsunuz ticaret kanunumuzda da sermaye faiz yürütülmesi bir tek istisnai hal haricinde mümkün değil. O da yatırım döneminde yatırıma başlayıncaya kadar ana sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla ticaret kanunu sermaye faiz yürütülmesine izin veriyor. Bunun dışında mümkün değil. Ama biliyorsunuz şu anda yasama organında bulunan bir kanunla sermaye faiz yürütülmesi olanağı getiriliyor. Sermayenin amortismanı falan filan gibi adlarla birlikte ama artık şirketlere koyduğumuz nakdi sermayeler üzerinden bir faiz oluşturup onu da gider yazabileceğiz. Evet, bu eski düzenlemenin bir tekrarı niteliğinde olan bir düzenleme ama tabii içerik itibariyle eski kurumlar vergisinden bir hayli farklı. Kurumların diyor ortak veya ilişkili kişilerden temin ederek işletmede kullandığı borçların hesap dönemi içerisinde öz sermayenin 3 katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak kabul ediliyor.
örtülü sermaye olarak kabul edilen borçların gider veya maliyet unsurları, yani faizleri, kur farkları, bunları kazancın tespitinde gider olarak kabul edemiyoruz. Ben biraz da slaytı okuyarak da gidiyorum zaman kazanmak için. Çünkü hani anlatıma dayalı olursa çene maşallah sürede sıkıştıramam diye. Evet, şimdi neler, kimlerden alınan borçlar örtülü sermayedir? Kurumun ortaklarından aldıkları borçlar, ortakla ilişkili kurumdan alınan borçlar, bir de ortak veya ortakla ilişkili kurumun %10 oranında hissesine, yönetimine veya kar payına sahip gerçek kişilerden veya kurumlardan alınan borçlar buraya giriyor. Peki iştiraktan borç alırsak, bu örtülü sermaye faizi, örtülü sermaye olarak kabul edilecek midir? Bu konuda kanunda bir şey yok. Neden yok? Unutulmuş yazım sırasında. Ama Maliye Bakanlığı bu konuyu genel tebliğle hemen bu boşluğu doldurdu. Demek ki iştiraklerden alınan borçlar da örtülü sermaye olarak kabul edilecektir. Öz sermaye nedir? Öz sermaye burada işte mevcutlar artı alacaklar, eksi borçlar. Yani vergi usul kanunu tanımlamış olduğu öz sermaye kavramını aynen burada kabul ediyoruz. Hangi tarihteki öz sermaye? Dönem başındaki öz sermaye. Yani dönem başında öz sermayeniz sıfırsa veya negatifse borçların tamamı örtülü sermaye kabul edilecektir. Yıl içinde kurulduysa kurum, kuruluş tarihindeki öz sermayeye itibar edilecektir. Şimdi tabii burada dönem başı öz sermayesi esas alınacağına göre benim o zaman her sene Kasım veya Aralık ayında ne yapmam gerekiyor? Gelecek yıla ilişkin borçlanma potansiyelime göre öz sermayemi, belki sermaye arttırımı yaparak ayarlamam gerekiyor. Bu da işletmelerde vergi planlaması açısından önem taşıyan bir husus. Çünkü öz sermayeniz yetersizse, önümüzdeki senede borçlanma yoluna gidecekseniz örneğin, böyle bir durumda sermaye arttırımı yapıp yeni alınacak borçların maliyetlerinin tamamının gider yazılabilmesi olanağına kavuşmak mümkün. Şimdi tabii borçları topluyoruz dedik. Borçları toplarken bankalardan veya kredi kuruluşlarından alınan borçları 3 katı hesabında %50 olarak dikkate alıyoruz. Yani buradaki banka veyahut da kredi kuruluşu ilişkili şirket dahi olsa, ilişkili kişi dahi olsa bu borçlar %50 oranında dikkate alınacaktır. Ortak veya ortakla ilişkili kişinin sağladığı gayri nakdi teminatlardan elde edilen, teminatlar karşılığında elde edilen borçlar dikkate alınmayacaktır. Ancak burada önemli olan şudur. Ortak veya ortakla ilişkili kişinin gayri nakdi teminat vermiş olması gerekir. Örneğin evini ipotek etmiş olabilir. Mümkün. Böyle bir durumda gayri nakdi teminat söz konusudur. Ama bu maddenin getiriliş nedeni back to back krediler yoluyla sağlanan muvazalı borçların önüne geçilmesidir. Bankaların yapacakları borçlanmalar, leasing şirketlerinin, finansman faktörün şirketlerinin yapacağı borçlanmalar da örtülü sermaye hesabında dikkate alınmıyor. Örtülü sermaye sayılan borçlanmalar için katlanılan gider veya maliyetlerin tamamı kanunen kabul edilmeyen gider olacak ve ortaklara verilen temettü olarak kabul edilecektir. Şimdi burada bir takım sorunlar veya sıkıntılar var tabii. Mesela alınan avanslar, örtülü ilişkili kişiden alınan avanslar örtülü sermaye sayılacak mıdır? Maliye Bakanlığı diyor ki, genel tebliği de burada, evet sayılacaktır. Yani ilişkili kişiden gerçek bir ticari iş veya gerçek bir ticari ilişki dolayısıyla avans alsanız dahi bu size finansman hizmeti sağlandığı anlamına gelir. Diyor ki burada bu borcu da örtülü sermaye olarak dikkate alacaksınız. Bunun tek istisnası yıllara yaygın inşaat ve onarım işleridir. Orada alınan avanslar örtülü sermaye kabul edilmeyecektir. Ama bakanlığın biraz burada ifrada kaçan bir görüşlere de vardığını düşünüyorum. Örneğin bir işletme ilişkili kişiden hakikaten gerçekten ticari maksatla, yani muvazalı olarak değil, avans almış. Ama aldığı bu avansı aynı gün yurt dışındaki ilişkili kişiye ihraç edeceği malı imal edilecek firmaya aktarmış. Aktardığı firma da ilişkisiz. Şimdi burada işletmeye sağlanan bir finans hizmeti yok. İşletmede demin hani işletmede kullanılan borçlar diye saydım ya, burada işletmede kullanılan para da yok.
ben almışım avansı, aynı gün bir başka firmaya çıkış yapmışım. Ama burada mesela o firmaya ile ilgili olarak örneğin inceleme raporu yazıldı. Aktarılan avansı nazara alınmaksızın alınan avansın tamamı örtülü sermaye olarak nitelendirildi. Bence bu biraz katı bir uygulama gibi geliyor bana. Ama yani aktarabilmek amacıyla uygulamayı bunu söylüyorum. Şimdi dedik ki ortağa aktardığımız kısım temettü olarak kabul edilecektir. Yani ben ilişkili kişiye ödediğim 100 lira faiz varsa bu 100 lira faizin diyelim ki 70 lirası örtülü sermaye faizi kabul ediliyorsa güzel. 30 lirası 70 lirası kanunen kabul ediliyor da 30 lirası örtülü sermaye faizi olarak kabul ediliyorsa tamam, 30 lirayı karşı taraf temettü olarak kabul edecek. Ben de kanunen kabul edilmeyen gider yapacağım. Buraya kadar bir sorun yok. Peki burada bir başka soru karşımıza çıkıyor. Şimdi faiz dediğiniz para neticede katma değer vergisine tabi. Peki benim temettü olarak aktardığım kısım KDV'ye tabi mi olacaktır? Burada böyle bir sorunumuz veya açmazımız var. Bildiğim kadarıyla Maliye Bakanlığı'nın görüşü katma değer vergisine tabidir. Çünkü sizden paranın ödenmesinin aslı aslında faizdir diyor. Bu konuda açılan davalarda Danıştay'dan bildiğim kadarıyla hiç karar çıkmış değil. Ama İstanbul Vergi Mahkemeleri ikiye bölünmüş vaziyette. Bir kısım mahkemeler diyorlar ki hayır, sizin ödediğiniz para madem temettüyse, bunu kanun temettü diyorsa, temettüde katma değer vergisine tabi olmadığına göre örtülü sermaye faizi kabul edilen kısım üzerinden katma değer vergisi hesaplamayacaksınız. Birkaç mahkemenin kararı da olur mu öyle şey? Buna temettü diyen kurumlar vergisi kanunudur. O kurumlar vergisi açısındandır. Katma değer vergisi kanunda böyle bir laf yazmıyor. Katma değer vergisi açısından hizmet verilmektedir. Tabii bal gibi katma değer vergisi temettü sayılan kısım üzerinden de olacaktır deniliyor. Sonra bir adım daha ileri gidiyorsunuz. Bu arada bir mukteza karşımıza çıkıyor. Diyor ki bu mukteza tamamı üzerinden faizin KDV hesaplayacaksınız ama alan firma bu katma değer vergisinin temettüye isabet eden kısmını indirim konusu yapmayacaktır diyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı hazine açısından son derece güzel bir şekilde, ama bakıyorsunuz neticede son sözü Danıştay söyleyecek, yargı söyleyecek. Bütün bunların hepsi vergi mahkemelerinde çözümlenmiş ama daha henüz Danıştay'da içtihadın belli bir yönde birleştirilmesi yönünde karar çıkmış değil. Onun için içtihatları izlemek gerekiyor. Peki ben dövizli borç aldım. Bu dövizli borç öz sermayeyi biliyorsunuz ülkemizde son zamanlarda kurlar devamlı oynuyor. Hopluyor, zıplıyor, çıkıyor, iniyor aşağıya. Baktığınız zaman peki ben bunun hesabını her gün yapacak mıyım? Aslında kanuna bakarsanız evet, bunun hesabını her gün yapmanız 3 katı aştığınız günlerin faizini veya kur farkını gider yazmamanız gerekiyor. Ama burada Maliye Bakanlığı ender bir şekilde yine mükellef lehine bir yorum yaptı. Dedi ki hayır dedi, kurdaki oynamalarla hiç uğraşmayın, her Allah'ın günü bunun hesabı yapılmaz. Dedi ki borcu aldığınız günkü kur üzerinden hesaplama yapınız. Ama tabii bu borç izleyen yıla da taşıyorsa o zaman 1 Ocak tarihteki kuru nazara alınarak fix gidiniz örtülü sermayenin oluşup oluşmadığının hesabında dedi. Bu son derece mükellef lehine yapılmış ve bir anlamda da bizim işimizi kolaylaştırıcı, güzel ve yerinde olan bir yorum. Peki borç veren kurum ise, benim borç aldığım yer bir kurum, bir şirketse, bu şirket kayıtlarına temettü geliri olarak alacaktır öbür tarafın örtülü sermaye saydığını. Borç veren gerçek kişi ise kur farkına tekabül eden kısmı dışarıda bırakıyorum. Çünkü gerçek kişilerde menkul sermaye hayratlarında kur farkı vergiye tabi değildir biliyorsunuz. Geri kalan kısmı temettü bir sermaye şirketinden alınan kar payı olarak düşünecek. İstisnasını düşecek, hadleri aşıyorsa yıllık beyanname ile beyan edecektir. Şimdi burada bir başka sorun daha karşımıza çıkıyor. Şimdi en sonda düzeltme ile ilgili olarak bir düzenleme var ya, o düzenleme diyor ki eğer sizin gider yazdığınız bir paranın bir kısmının
örtülü sermaye faizi olduğu kabul edilir ve saptanırsa ne yaparsınız? Orayı kanuna kabul edilmeye gider yaparsınız. Matraf farkını yaratırsınız. Ama matraf farkını burada yarattıysanız gidip öbür kurumda da faiz gelirinden onu çıkarıp iştirak kazançları istisnasına yararlandırmanız lazım. Ama diyor inceleme elemanı bunu yapmakla beraber öbür kuruma istisnasının artmış olması dolayısıyla iade yapılabilmesi için buranın vergisini ödemiş olması gerekir. Mantığı var. Diyor ki ben hazineden çıkarıp adama parayı iade edeceksem bu adamın da hazineye parayı koymuş olması lazım ki benim hazinem zarara uğramasın. Doğru ve mantıklı. Ama bu arada bir başka konu gündeme geliyor. İnceleme elemanı daha yakalamadı. Yani biz grup şirketiyiz. Ben biliyorum ki borç parayı veren şirket olarak borç parayı alan şirkette bu örtülü sermaye faizidir. Dolayısıyla bende temettüdür. Yani aynı dönem, aynı geçici vergi dönemi içerisinde belki yazışıyoruz. Belki iki şirketin muhasebesini de ben tutuyorum. Veyahut da grup şirketi içerisinde birbirimize bilgi veriyoruz borç parayı alıp verirken. Peki ben aynı dönemde düzeltme yapabilir miyim? Tabii yapabilirsiniz diyor maliye. Ama diyor bakanlık muktezalarında bu düzeltmeyi yaparken öbür kurumunda mali karının bulunması ve vergi ödemiş olması gerekir. Dolayısıyla diyor öbür kurumdan aldığınız faiz gelirini, örtülü sermayenin var olduğunu kabul ediyorum, öbür kurumdan aldığınız faiz gelirini sizin burada iştirak kazançları istisnasından yararlandırabilmeniz öbür kurumun mali karı dolayısıyla ödediği vergiyle sınırlıdır. Onu aşan bir kısmı istisnasından yararlandıramazsınız diyor. Maliye Bakanlığı'nın görüşü bu yönde. Katılmıyorum. Tartışılabilir ayrı ama sadece bilginiz olması için aktardım. Maliye Bakanlığı bu şekilde bir sınır çiziyor uygulamaya. Bu tartışılabilir bir ayrıca hani zaman açısından girmiyorum o tartışmalara. Evet aynı dönemde paralel uygulamayı yapabilirsiniz ama demin dediğim gibi öbür kurumunda mali karına vergi ödüyor olması şartı bakanlığın aradığı şartlardan bir tanesi. Beyan dönemi geçtikten sonra düzeltme yapabilir misiniz? Yani ben sonradan öğrendim. Öbür kurumda meğer örtülü sermaye faizini oluşturuyormuş. Ben de burada düzeltme yapıp o aldığım faiz gelirini matrahımdan indirip istisnadan yararlandırabilir miyim? Hayır, bu tamamen düzeltme hükümlerine tabi bir konudur. Dolayısıyla vergi idaresinin bir değerlendirme yapması ve bu düzeltmeyi kabul etmesi veya reddetmesi gerekir. Kısaca örtülü sermaye faizi bu şekilde geliyorum transfer fiyatlandırmasına. Transfer fiyatlandırması biliyorsunuz eski kanunumuzda da vardı. Örtülü kazanç dağıtımı şimdi yenisinde transfer fiyatlandırması yoluyla dedi. Ama çok sorunlu olan bir alan. Sadece bizde sorunlu diye anlamayın. Sadece Türkiye'de sorunlu değil. ICC nezdinde sorunlu, OECD nezdinde sorunlu, Güney Amerika Vergiler Birliği nezdinde sorunlu. Dünyanın her yerinde sorunlu olan bir müessese. Biz de bütün dünya uyguluyor, biz de o sorunları yaşayalım diye aldık, getirdik. Şimdi o sorunlarla uğraşıyoruz veya boğuşuyoruz. Ama tabii bütün dünya bir yöne giderken siz ben aksi yönde gideceğim diyemiyorsunuz. Şimdi transfer fiyatlandırması aslında özü olarak şudur. Bir karine olarak diyor ki ilişkili kişiyle yapılan işlemlerinizde fiyat ilişkili kişi, ilişkili olma durumundan etkilenir. Yani ilişkiniz fiyatı etkiler. Dolayısıyla ben diyor bir otokontrol müessesi olarak ilişkiden etkilenmemiş fiyata yani emsal fiyata itibar ederim. Bu ilişkili kişi kimdir? Vallahi burada ilişkili kişi değil de ilişkisiz kişileri saysak daha kısa olur herhalde. Çünkü Maliye Bakanlığı'nın anlayışına göre herkes ilişkili kişidir. Hani bu şeye de dayanıyor. Adem'le Havva'dan geliyoruz, hepimiz kardeşiz anlayışı gibi bir şey. Hatta medeni kanunu bile aşan bir ilişkili kişi tanımı var. Örneğin boşansanız bile hanımın akrabalarından kurtulamıyorsunuz. Boşandığınız eşinin akrabaları sizin için ilişkili kişidir diyor. Yani evlilik müessesesinin sona ermesini bile Maliye Bakanlığı kabul etmiyor. O derece geniş ve kapsamlı bir ilişkili kişi kavramı var. Hatta biraz daha ifrada kaçmış. Örneğin diyor ki sizin alışlarınızın veya satışlarınızın büyük bir çoğunluğu belli bir kişidense siz ekonomik olarak
ona hükmediyorsunuz, egemenliğiniz, hegemonyanız altında bulunduruyorsunuz demektir. İlişkili kişidir diyor. Ya olur mu böyle bir şey? Ben Bakkal Mehmet Efendi olarak benim alışlarımın çoğunluğu, kola alışlarımın çoğunluğu Coca-Cola firmasındansa ben Coca-Cola'yı hegemonya mı kurdum üzerinde? Yani Coca-Cola'yı mı yönetiyorum? Bu derece geniş. Şöyle olması lazım. Benim alışlarımın çoğunluğu oradan önemli değil. Onun satışlarının çoğunluğu banaysa ilişkili kişi olması lazım. Ama şimdi Bakkal Mehmet Efendi Coca-Cola ne kadar takar? Ama genel tebliğe göre o Bakkal Mehmet Efendi Coca-Cola'yı egemenliği altında bulunan kişidir. Coca-Cola alışları ilişkili kişiden sayılacaktır. Neyse geçiyorum. Dediğim gibi yani aynı sosyal ilişkiler ağı içerisinde bulunduğunuz apartmandaki komşu. Örneğin aynı derneğe üyeyseniz kesinlikle veya dernek üyeleri bir derneğe üyeyseniz üyelerin listesini alır aynı apartmanda oturmayın. İlişkili kişi sayılıyorsunuz. Yani maalesef bu şekilde ama o ilişkili kişi tanımının genel tebliği de bir gözden geçmesi gerekiyor. Ha bu arada bu ilişkili kişiler kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde biliyorsunuz bir transfer fiyatlandırması ile ilgili form var. O formu doldururken ilişkili kişilerle yaptığımız bütün işlemleri oraya listelememiz gerekiyor. Şu yanlış anlaşıldığı oluyor bazen. O liste ilişkili kişiler listesi değildir. Sadece işlem yapılan alım satım hizmet vesaire her neyse işlem yapılan ilişkili kişilerin listesi ve işlemlerin listesinin yazılacağı bir ektir. Evet bunun gümrükte de uygulaması var. Bilmiyorum ne kadar zamanım var. Onun için hızlı hızlı geçiyorum. 5 dakikam varmış peki. Transfer fiyatlandırması kapsamına giren işlemlerden özelliği olanlar var. Mesela masraf paylaşımına ilişkin ödemeler, royalty ödemeleri, leasing ödemeleri, factoring ödemeleri vesaire. Burada emsallere uygun fiyatı nasıl tespit ediyoruz? Bir karşılaştırılabilir fiyat yöntemi var. Klasik kullanılan yöntemler bunlar. Yani ilişkisi olmayan üçüncü şahıslar arasında yapılan emsal nitelikteki işlemlerde uygulanan fiyatla karşılaştırma yapıyoruz. Maliyet artı yöntemi veya yeniden satış yöntemi var. Yani ben emsal saptamada sıkıntım varsa sizin maliyetlerinize artı emsal kar oranını uygulayarak sizin satış fiyatınızı belirlemeye çalışıyorum. Aldığınızı aynen satıyorsanız da yine kar marjını ekleyerek yeniden satış yöntemlerine gidebiliyorum. En uygun yöntemi seçmek zorundasınız. Bunu hazırlayacağınız transfer fiyatlandırması raporunda da belirtmeniz gerekiyor. Ama bana en uygun yöntem budur demeniz yetmiyor. Diğer iki yönteminde niye size uymadığını göstermek zorundasınız. Yani bir yöntemi seçerken bu benim işime geliyordu onun için ben seçiyorum. Olmaması için OECD normu olarak da diğer yöntemlerin sizin bünyenize uymadığını göstermek yükü mükellefin üzerinde. Evet yöntemi sağlıklı yapabilmek için karşılaştırılabilir işlemler, işlemin tarafları ve koşulları özel olarak tanımlamak gerekiyor. Bunları geçiyorum hani nasıl belirlenebilir diye. Tabii burada iç emsal bedel ve dış emsal bedel tartışmasını aynı daha önceki örtülü kazanç dağıtımı meselesindeki gibi görüyoruz. Eğer siz iç emsaliniz varsa yani evet bir ortağıma avantaj sağladım benden 5 ton alan 5 ton ham madde alan bir ortağıma diyelim ki %40 daha ucuza verdim. Olabilir. Ama eğer bu eleştirilebilir. Transfer fiyatlandırmasıdır. Ama eğer ben 5 ton benden mal alan benimle hiç ilişkisi olmayan üçüncü şahıslara da o fiyatı uyguladıysam benim iç emsalim vardır. Bana eleştiri getiremezsiniz. Dolayısıyla demek ki ortaklarla veya yakınlarla ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde emsal oluşturulması gerekir, iç emsal. Oluşturamadığınız noktada fiyatı transfer fiyatlandırması yönünden eleştirilmesi gerekir. Ama tabii şu var yani yine biraz tartışmalara bakalım. Mesela ben bütün sattığım ürünlerde aynı transfer fiyatlandırması yöntemini uygulamak zorunda mıyım? Yok bizde şu anda kaynak gösterecek bir şey yok ama OECD duruma göre karar vermek gerekir diyor.
Yani şu anda transfer fiyatlandırması yöntemi yeni olduğu için hani gerek mukteza bazında gerekse içli hat bazında çok sıkıntılarımız var. Onları aşmaya çalışıyoruz. Ama mesela bırakın farklı ürünleri, aynı ürün gamı içerisinde de farklılaştırma yapabilir miyim? Örneğin bir otomotiv firması, daha doğrusu yurt dışındaki bir büyük otomotiv firmasının, dev bir firmanın Türkiye baş bayisi getirmiş arabaları. Bütün arabaları %20 veya %18,5 gibi bir takım royalty bedellerini falan da katarak bayilerine veriyor. Fakat bir tanesini hiç kar koymadan veriyor. Şimdi firmaya gidiyorsunuz, firma diyor ki ben bunu evet bayilerime kar koymadan verdim. Niye? Ucuz satılsın istiyorum. Çünkü bu araba dünyada ilk defa ortaya çıktı. Ben pazar payı edinip pazara arabayı yerleştirmeye çalışıyorum. Mesela ben ürün bazında böyle bir farklılaştırma yapabilir miyim? OECD duruma göre bak karar ver diyor. Maliye Bakanlığı'nın görüşü hani mukteza bazında değil ama o firmaya rapor yazılması dolayısıyla yapamazsınız gibi ortaya çıkıyor. Daha henüz yargı kararı yok. Evet, karşılaştırılabilir fiyat yönteminin yani daha doğrusu her bir yöntemin ayrı ayrı uygulama alanları var. Mesela karşılaştırılabilir fiyat yöntemini daha ziyade lisans ödemeleri, finansman, faiz oranı, komisyon ödemeleri noktasında karşımıza çıkıyor. Maliyet artı yöntemi sözleşmeye dayalı üretim, fason üretimde vesaire de karşımıza çıkıyor. Bunları geçiyorum. Hani bunlar zaten yayınlanıyor herhalde şeyler. Bu web sayfası yayınlanıyor odanın. Dolayısıyla hani orada zaten var olduğu için tek tek şeye geçmiyorum. Fakat bu arada firmaların bir yükümlülüğü daha var. Transfer fiyatlandırması raporlarını da kurumlar vergisi beyanname verme süresinin sonuna kadar hazırlamaları gerekiyor. Bu raporu benim ibraz etmem gerekmiyor herhangi bir yere. Ama bu raporu inceleme sırasında veya vergi idaresince istenilmesi sırasında mutlaka vermem gerekiyor. Bu rapor öyle kolay ve hemen hazırlanabilecek bir rapor değil. Dolayısıyla benim önerim haddim olmayarak bu raporların önceden hazırlanılıp firmalarda bulundurulması. Çünkü bu raporun zaten kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi sonuna kadar hazırlanması gerektiği için yarın öbür gün bir inceleme elemanı tarafından veya vergi idaresi tarafından istenildiğinde benim ek süre talep etme olanağım yok. Çünkü zaten hazırlamış olmam gerekiyor. Yeni bir şey istemeyecek benden inceleme elemanı. Bu nedenle bu raporların hazırlanması lazım. Kim bu raporları ne kapsamda hazırlayacak? Büyük mükellefler vergi dairesine bağlı mükellefler, yurt içi ve yurt dışı ve serbest bölgelerdeki bütün ilişkili kişilerle ilgili olarak bu raporlarını hazır etmeleri gerekiyor. Diğer mükellefler ise sadece yurt dışı ilişkili kişiler ve serbest bölgelerdeki ilişkili kişilerle ilgili olarak bu raporlarını hazır etmeleri ve muhafaza etmeleri gerektiğinde de ibraz etmeleri gerekiyor. Bu da transfer fiyatlandırmasının belgelendirilmesi açısından önem taşıyor. Tabii transfer fiyatlandırması riskinden kurtulmak için de aynı zamanda idareyle peşin fiyatlandırma anlaşması yapabilirsiniz. Vaktim yok, detaylarına giremiyorum. Ama bununla ilgili olarak bir broşür taslağı hazırladı Maliye Bakanlığı. Dün zannedersem Gelir Dersi Başkanlığı'nın web sayfasına konuldu. O taslakta da zaten yeterince bilgi var. Oradan bakılabilir. Tabii bu arada bir başka konu daha gündeme geliyor. Hem örtülü sermaye faizi hem transfer fiyatlandırması ile ilgili. Ben mahsus sona bıraktım. Çünkü iki müesseseyi birden ilgilendiriyor. Ben bir şirket olarak gidip bankadan veyahut da bir başka yerden bir kredi kullanırım. Kimse bir şey diyemez. Ha bu krediyi ben ortağıma aktarabilir miyim? Evet, ihtiyacı varsa aktarırım. Hatta grup şirketlerde bunu görüyoruz. Ve kredibilitesi yüksek olduğu için holding krediyi alıyor, diğer şirketlere kullandırıyor. Şimdi burada açmazlarımız var, büyük kuyular var karşılaştığımız. Şimdi bunları yapabiliriz. Buraya kadar bir mesele yok. Peki ben aldım aynı şartlarla, aynı süreyle, aynı vadeyle, aynı faiz oranıyla grup şirketine aktardım. Ben örtülü sermaye hesabı yapacak mıyım? Hayır. İşletmede kullanılan bir para yok. Finansman hizmeti almıyorum. Aracılık yapmışım sadece. Ben örtülü sermaye hesabını burada yapmayacağım. Bunu zaten Maliye Bakanlığı da söylüyor muktezalar bazında. Peki aynen aktarıyorsam
Katma değer vergisi olacak mı? Hayır, olmayacak. Bunu da zaten Maliye Bakanlığı mukteza bazında söylüyor. Ama Maliye Bakanlığı ondan sonra muktezalarına başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki, siz diyor ucuza almış olabilirsiniz, aynen almış olabilirsiniz. Hiç beni ilgilendirmez. Siz grup şirketine emsal üzerinden aktarmak zorundasınız. Örneğin ben %10'la aldım ama emsal %12 ise %12 ile aktaracaksınız diyor. Peki o zaman bu fark benim şeyimi zedeliyor mu? Örtülü sermaye sayılmamasını? Hayır diyor. Emsali yakalamak için transfer fiyatlandırması hükümlerine tabi olmamak için siz emsale göre bir faizle aktarırsanız siz de diyor şartlar ihlal edilmiş kabul edilmez. Pek çok muktezada bu söyleniyor. Kabul buraya kadar güzel. İş geliyor katma değer vergisine. Peki aynen aktarırsam katma değer vergisi yok. Hayır diyor aynen aktarmaz. Üzerine 1 lira daha koyarsanız KDV'ye tabi olur diyor. E peki şimdi 1 lira daha koymazsam transfer fiyatlandırmasından yanıyorum. Emsale göre düşük aktarmış oluyorum. 1 lira daha koyarsam KDV'den yanıyorum. Hani kaymaklı ekmek kadayıfı gibi hazine açısından düşünürseniz. Evet, beni saygıyla dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Evet efendim, Sayın Bumin Doğrusöz hocamıza her zamanki gibi renkli ve güzel sunumu için teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak Sayın Erdal Dinçtürk, serbest muhasebeci mali müşavir kendileri, kurumlar vergisi matrahının saptanması, ilaveler, istisnalar, kanunen kabul edilmeyen giderler, geçmiş yıl mali zararları hakkında bir sunum yapacaklar. Buyursunlar Sayın Dinçtürk. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde ticari kardan mali kara geçiş işlemleriyle ilgili genel olarak neler olduğu ve bunların nasıl işlem göreceğini ana hatlarıyla ben de anlatmaya çalışacağım. Burada açıkçası konu başlıklarımı hızlıca söyleyeyim ki ona göre planlayabileyim. Öncelikli olarak zarar olsa da indirilecek istisna ve indirimlerden bahsedeceğim. Sonra kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimlerden, kanunen kabul edilmeyen giderler. Sonrasında yurt dışında ödenen vergilerin, yurt içinde kesilen vergilerin mahsubu, mahsup sırası, geçmiş yıl zararların mahsubu ve son olarak da Bünyamin Hocam'ın konusuna küçük bir ek 2'nin doldurulması ile ilgili birkaç tane özellikli konudan bahsedeceğim. Şimdi bu özellikle istisna indirimlerle ilgili konu detaylarına çok girmeyeceğim çünkü çok uzun bir konu. Çok kullanılanlardan biraz fazlaca bahsetmeye çalışacağım. Zarar olsa da indirilecek istisna indirimlerden birincisi iştirak kazançları. Burada kural olarak tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde edilen kazançlar, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu senetleriyle diğer intifa senetlerinden elde edilen kar payları, bir de girişim sermayesi yatırım fonu kar paylarından elde edilen kar payları kurumlar vergisinden istisna. İkincisi yurt dışı iştirak kazançları. Burada yurt dışının kurumların yurt dışından elde ettiği iştirak kazançlarından istisna olabilmesi için şartlar var. Detayına girmeyeyim. Burada da işte belirli kriterler var. Bunları yerine getiriyorsak beyanname üzerinde bunun için ayrıca belirlenmiş bir bölüm var. Bu bölümde bu istisnayı gösterip indirim konusu yapabiliyoruz. Yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında ilişkin istisnamız var. Bu istisnadan yararlanabilmek için öncelikle tam mükellef anonim şirket olmamız gerekiyor. Tam mükellef anonim şirketler de kanunda belirlenen şartları yerine getirdiği durumlarda
yurt dışındaki hisselerini elden çıkardıklarında elde ettikleri değer artış kazancını yine kurumlar vergisinden istisna edebiliyorlar. İlk bölümde detaylıca bayağı bir örnek üzerinden geçildi. Bizim en fazla karşılaştığımız konu taşınmazlar ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası. Burada genel şartlar var. Birinci, öncelikli olarak bu istisna ancak elde edilen karın %75 ile sınırlı ve bu istisnadan yararlanabilmek için de 2 tam yıl süreyle aktifte bulundurma, satış kazancının fon hesabında tutulması, fon hesabında tutulan kazançların işletmeden çekilmemesi, satış bedelinin tamamının satışın yapıldığı yılı takip eden 2 yıl içinde tahsil edilmiş olması ve menkul kıymet veya taşınmaz ticaretiyle uğraşılmaması gerekiyor. Bununla ilgili bir örneğimiz var. Çok detayına girmeyeceğim. Yine burada kural şartlar yerine getiriliyorsa oluşan karı biz beyannamemiz üzerinde satış karı istisnası olarak gösterebiliyoruz. Ve burada tek önemli şey şu, karın tamamını biz gelir tablosunda gelir olarak gösteriyoruz. Ancak beyannamede indirirken bunun %75'ini şartlar sağlanıyorsa indirim konusu yapıyoruz. Ve bu fon hesabını alma işlemini de kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi tarihine kadar kayıtlarımızda gerekli kayıtları atıyoruz. Bundan sonra da bu işlem tamamlanmış oluyor. Bunların dışında bu biliyorsunuz bu beyannamenin üzerindeki kodlar, bu kodlara göre kısaca bahsedeceğim. Yatırım fon ve ortaklığı portföy işletmeciliği kazancı, yurt dışı inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar. Mesela burada yurt dışında bu bir inşaat işi yapıyorsa şirket, bu inşaatın elde ettiği kazancı ilgili yılın kar zarar hesaplarına dahil ettiği anda kurumlar vergisinden istisna edebiliyor. Eğitim ve öğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezi kazançları yine bu kanunda belirtilen faaliyet konuları ile ilgili olmak kaydıyla istisna. Serbest bölgelerden elde edilen kazançlar, burada biliyorsunuz 2004 yılından önce faaliyet lisans alan şirketlerin kazançları olabiliyor ki bunlar süre sonuna kadar kurumlar vergisinden istisna. Bir de serbest bölgelerde üretim yapan şirketlerin bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar istisna. Şimdi burada özellikle konu olarak tabii ki bir finansman maliyetiyle ilgili bir sıkıntı var. Bu şirketlerin bu faaliyetlerinden dolayı borç ve alacaklarının değerlenmesinden kaynaklanan kur farkları normal faaliyet kazancı içinde sayılıyor. Bu mesela borçlarımızı ödemek üzere bankada tuttuğumuz ve işte vadeli mevduat ya da repo gelir elde ettiğimiz gelirlerimiz de faaliyet geliri sayılıyor. Ancak bu amaç dışında yani borçları ödemek amacıyla değil de gerçekten yatırım amacıyla bu paraları değerlendirirsek elde edilen kazançlar faaliyet dışı kazanç sayılıyor. Dolayısıyla bildirimlerde bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Yine teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar yine bu bölgelerde izin verilen faaliyetleri yerine getirmek şartıyla kurumlar vergisinden istisna. Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden sağlanan kazançlar, emisyon primi kazancı, bu çok eski bir istisnamız zaten. Banka veya TMSF'ye borçlu durumda olan kurumların taşınmaz ve iştirak hisseleriyle kurucu senetleri, intifa senedi ve rüçhan hakları satış kazancının %75'i yine istisna. Yurt dışı şube kazançları, bu yurt dışındaki iştirak kazançlarıyla aslında çok benzer. Yine yurt dışında elde edilen şube kazançları gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra ilgili istisna kaleminde gösterip indirilebiliyor. Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesinde yönetici şirketlere ilişkin istisna, bir de diğer indirim ve istisnalar. Şimdi bu diğer indirim ve öncelikle bu bölümün özelliği, diğerlerinden farkı, buradaki istisna ve indirimler zarar olsa dahi indirilebiliyor ve indirim yapıldıktan sonra da izleyen yıllarda geçmiş yıl
mali zararlar olarak 5 yıl boyunca devredilebiliyor. Dolayısıyla bu indirim ve istisnalar bu şekilde detaylı olarak beyannamede gösterilmesi önemli. Diğer indirimler tarafında bu genellikle bizim vergi usulü kanununa göre zorunda olmayan karşılıkların kapatılması sonucu oluşan gelir kalemlerini gösterdiğimiz bir bölüm. Burada da önceki yıllarda kanunen kabul edilmeyen gider yazılıp yazılmadığı önemli. Buna dikkat edip kanunen kabul edilmeyen gider yazıldıysa ve ilgili hesap döneminde bu gerçekleştiyse bu oluşan gelirlerin de burada diğer indirim olarak bu bölümde gösterilmesi gerekiyor. Beyanname verildikten sonra tabii ki bu çok geniş bir konu olabileceği için de bu diğer indirimlerin detaylarını yine vergi dairesine bildirmeniz gerekiyor. Bu bildirimler yapılması zaten vergi dairesinin merak sisteminden bu soru olarak bize zaman zaman geliyor. Bunun detaylarını açıklayınız diye. Biz de bu durumda detaylı dilekçeler verip bu diğer indirimlerin nelerden oluştuğu, daha önce kanunen kabul edilmeyen gider yazılıp yazılmadığını detaylı olarak bu bildirimlerde açıklıyoruz. Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimlerde burada mali karın olup olmadığı önemli. Eğer bir kurumlar vergisi matrağımız bulunmuyorsa genellikle buradaki istisna ve indirimleri kurumlar vergisi matrağından indiremiyoruz. Burada iki tane istisnamız var. Bunlardan bir tanesi yatırım indirimi istisnası, diğeri de Ar-Ge indirimi. Diğerlerinden farklı olarak bu ikisi zarar oluştuğu durumlarda indirilemiyor ama izleyen yıllara devredilebiliyor. Burada da özellikle Ar-Ge indiriminde, Ar-Ge kanununa tabi Ar-Ge indiriminde ve yatırım indiriminde yeniden değerleme oranında da endeksleme mümkün olabiliyor. Şimdi bu kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve giderlerde en açıkçası fazla karşımıza çıkan bağış ve yardımlar. Şimdi bağış ve yardımlar genel olarak karşımıza üç şekilde çıkabiliyor. Bunun bir tanesi kazancın belirli bir oranıyla limitlenen, yani kazancın %5'ine kadar olan bağış ve yardımlar. Bazıları sınırsız olarak kazançtan indirilebiliyor. Bazıları da doğrudan gider yazılabiliyor. Şimdi doğrudan gider yazılabilen bağış ve yardımlar, çünkü özel kanunlarında doğrudan gider yazılabileceğine izin verildiği için bunları aslında bu hesaplamaya hiç dahil etmemize gerek yok. Bunları gider yazıyoruz. Ancak bu %5 ile sınırlı ya da sınırsız olan bağış ve yardımları kurumlar vergisi matrağından indirebilmemiz için öncelikli olarak bir kurum kazancının oluşması gerekiyor. Beyanname de zaten buna göre dizayn edilmiş. Ticari kardan iştirak kazançlarını ve geçmiş yıl zararlarını düştükten sonra kalan matrağın işte %5'ini geçiyorsa, işte bu özellikle işte kamuya yararlı derneklere yapılan bağışlarda işte bu %5'lik sınıra bakılıyor. Eğer %5'lik sınır dahilindeyse aşağıda diğer indirim olarak bu kalemde gösterebiliyoruz. Yine sınırsız olanlar aynı şekilde çalışıyor. Ama mesela zarar çıktıysa otomatik olarak bu indirim kısmı kapalı oluyor. Çünkü böyle bir hakkımız oluşmuyor. Kanunen kabul edilmeyen giderlerde de yine beyanname formatından aynı formatta devam etmek istedim. Öncelikle Kurumlar Vergisi Kanunu madde 11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler birinci kısımda gösteriliyor. Bunlar öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz kur farkları, transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar, ayrılan yedek akçeler, para cezaları, kurumlar vergisi, hesaplanan kurumlar vergisi, para cezaları, vergi cezaları, menkul kıymetlerin itibari değerinin altında ihracından doğan zararlar, işletmenin aktifine kayıtlı olan ya da kiralama yoluyla edinilen yat, kodra, tekne, sürat teknesi gibi motor deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.
Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi tazminat giderleri, basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak tazminatlar, her türlü alkol ve alkol ilişkileriyle tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin %50'si. Bunlar zaten kanunda sayılan, kanunen kabul edilmeyen giderler. Bunlara ilave olarak gelir vergisi maddi 75 uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenen kar payları, gider yazılan özel iletişim vergisi, gider yazılan motor taşıtlar vergisi, istisna faaliyetlerden, işlemlerden doğan zararlar ve en sonunda diğer bölümü var. Bu diğer bölümüne de hani bizim kanunen kabul edilmeyen giderler hesabımızda olan bu sınıflandırmalara sokamadığımız masraflarla, mesela işte bu torba kanununa göre işte %3 ceza ödemek suretiyle gider yazabildiğimiz kasa bakiyeleri ve alacakların işte gider yazılmasından kaynaklanan giderler bu diğerin içine girebiliyor. Burada tabii ödenmeyen SGK primleri, VUK hükümlerine aykırı amortismanlar, reeskontlar, diğer karşılıklar da ayrıca bölüm olarak beyannamede gösterilmiş. Dolayısıyla kanunen kabul edilmeyen giderler hesabını çekip baktığımızda ilgili sınıflandırmalara göre ayrıştırmamız ve ilgili yerlere yazıp öyle beyan etmemiz gerekiyor. Bu beyanlarda ciddi böyle büyüklükler varsa bununla ilgili yine detaylı sorgulama vergi dairesinden yapılıyor. Yurt dışında elde edilen gelirlerimiz varsa tabii ki Türkiye'de bu gelirlerin de Türkiye'de vergilendirilmesi gerekiyor ve bu elde edilen gelirler Türkiye, eğer yurt dışında da vergilendirildiyse yurt dışında ödenen vergileri Türkiye'de ödeyeceğimiz vergilerden mahsup etme hakkımız bulunmakta. Tabii ki bu vergilerin mahsubunda yurt dışındaki gelirleri kayıtlarımıza kaydettiğimiz kur üzerinden oluşacak değerleriyle mahsup ediyor olmamız gerekiyor. Bu mahsupta önemli olan konu tabii ki bizim kurumlar vergisi kanunumuzda izin verilen kurumlar vergisi oranında mahsup yapılabilmesi. Bu %20'dir. Dolayısıyla yurt dışında %20'nin üzerinde bir vergi ödendiği durumunda mahsup edilecek tutar ancak %20 ile sınırlı olacaktır. Eğer kurumlar vergisi matrağının oluşmadığı durumlarda ve eğer yurt dışında vergi ödediysek bu ödenen vergiler 3 yıl boyunca mahsup etme hakkımızı kaybetmiyoruz. Eğer 3 yıl içinde izleyen 3 yıl içinde kurumlar vergisi matrağımız çıkmazsa yeterli miktarda ödenecek kurumlar vergimiz, bu mahsubu yapmamız mümkün olmuyor. Tabii ki yurt dışında elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiş bir kazançsa Türkiye'de tabii ki yurt dışında ödenmiş olan vergilerin mahsup edilmesi söz konusu değil. Ve yine yurt dışında vergi ödediğimiz zaman bu vergilerin gerçekten ödendiğini gösteren belgeleri yine yurt dışındaki konsolosluklardan onaylatılmış bir örneğini ya da belki de apostillenmiş bir örneğini getirmek suretiyle bu ilgili belgelemeyi yapabiliyoruz. Bu zaten yeterli bir belgeleme oluyor. Evet. Şimdi bu kısa bir örnek var. Bundan kısaca bahsedeyim. Yurt dışında %30 iştirak ettiğimiz bir iştirakimiz var. İştirak oranımız %30. Kurumlar vergisi oranı o ülkede %10, yabancı ülkede dağıtılan kar paylarına uygulanan vergi kesintisi %20, kurumun toplam kurum kazancı 1 milyon, kurumun yabancı ülkede ödediği kurumlar vergisi %10 üzerinden 100 bin lira, kurumun elde ettiği iştirak kazancı %30 iştirakimiz olduğu için 300 bin lira. Bu durumda biz 300 bin lira üzerinden ödediğimiz vergi %10 kurumlar vergisi 30 bin lira.
Dağıtılabilir karı yurt dışı kurumun 900 bin, bizim payımıza düşen 270 bin, kar dağıtım stopajı 54 bin ve bu durumda elde ettiğimiz net kar 216 bin lira. Beyannamede öncelikli olarak brüt karı beyan etmemiz gerekiyor 300 bin lira. Brüt kar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi 60 bin lira. Yurt dışında ödediğimiz toplam vergi 84 bin lira olmasına rağmen beyanname üzerinde indirebileceğimiz maksimum tutar 60 bin lira oluyor. Tabii yani bu mahsup işlemini geçici vergi dönemleri itibariyle de yapabiliyoruz. Yine aynı belgelendirmeleri yapmak kaydıyla. Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubunda da yine Kurumlar Vergisi Kanunu madde 15 ve madde 30 kapsamında Türkiye'de bizim kazançlarımız üzerinden kaynakta kesilen vergileri yine ilgili belgelendirmeleri yapmak kaydıyla hesaplanan kurumlar vergimizden mahsup edebiliyoruz. Eğer bu mahsup işleminden sonra hala mahsup edilemeyen tutar varsa 252 sayılı tebliğ kapsamında nakden ya da diğer vergilerden mahsup yöntemiyle iadeyi gerçekleştirebiliyoruz. Yurt dışında ödenen vergilerin, yurt içinde ödenen vergilerin ve geçici verginin mahsup sıralamasında da burada yazdığımız gibi öncelikli olarak yurt dışında ödenen vergileri mahsup ediyoruz. Sonra yurt içinde ödenen vergileri, en sonunda geçici verginin mahsubunu yapıyoruz. Az önceki zaten örneklerde de detaylı vardı bu. Bu örneği geçiyorum. Zarar mahsubunda yine öncelikli olarak kurum zararları 5 yıl boyunca sonraki yıllara devredilebiliyor. 5 yıl içerisinde bu zararları kurum kazancından indiremediğimiz durumda da bu zararlarımız yok oluyor. Bunun için bir şart da tabii ki bu zararların kurumlar vergisi beyannamesinde yıllar itibariyle detaylı olarak gösterilmesi. Devir ve tam bölünme durumlarında zarar mahsubu biraz özellikli. Devir veya tam bölünme hallerinde varlıkları devralan kurumlar, devralınan veya bölünen kurumların zararlarını aşağıdaki belirlenen sınırlamalar çerçevesinde mahsup edebiliyor. Devir halinde devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları, tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumun öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarını kazançlarından indirebiliyorlar. Bu indirimleri yapabilmesi için de yine kanunda sayılmış şartlar var. Bir tanesi son 5 yıl ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması. Devralınan kurumun faaliyetlerine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam edilmesi. Eski şart aynı sektörde faaliyet gösterilmesiydi. Devralan kurumların devir veya bölünmenin meydana geldiği tarihte itibaren en az 5 yıl süreyle devralınan veya bölünen kurumların aynı faaliyetlerini devam ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şartların ihlali halinde zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergiler için vergi ziyağı doğmuş sayılır. Yurt dışı zararların mahsubu. Burada da eğer şirketlerin yurt dışında ticari faaliyetleri varsa ve bu faaliyetlerden bir zarar ettilerse bu zararları da Türkiye'de mahsup hakları var. Ancak bunun için tabii ki ilgili ülkede denetim yetkisine haiz olmuş bir kurulum tarafından denetlenmiş bir mali tabloya göre bu zararların oluşturulması ve getirilmesi gerekiyor. Ve bunların da ilgili raporlarının vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Ve bu raporların yine ilgili ülkelerdeki yetkili makamlara onaylatılması gerekiyor. Bu örneği de geçiyorum. Hangi yılda getirilmesi gerektiği ile ilgili detaylı bir örnek. Evet. Son olarak da EK2 formu ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Biliyorsunuz EK2 formu transfer fiyatlaması kanunu kapsamında şirketlerin ilişkili kişileriyle olan ilişkili işlemlerini detaylandırdığı bir form.
Bu formda sadece ilişkili işlemlerin yer alması gerekiyor ve ilişkili bütün işlemlerin orada bahsediliyor olması gerekiyor. Tabii ki bu bölüme sadece ilgili dönem, yani 2014 yılı ile ilgili işlemleri detaylı olarak yazmanız gerekir. Eğer bu dönemde bu herhangi bir ilişkili işlem yoksa oraya herhangi bilgi yazmanıza gerek yok. Çünkü bu yanlış olur. Sadece bu dönem oluşan ve ilişkili olan işlemi burada yazmamız gerekiyor. Serbest bölgelerde ve teknoparkta faaliyet gösteren ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanan kurumlar da EK2 formunu doldurup vergi dairesine vermek zorunda. EK2 formunun doldurulmasında ilişkili işlemlerin yurt içi veya yurt dışı olmasının önemi yoktur. Biliyorsunuz transfer fiyatlaması dokümantasyon raporu yazdırma zorunluluğu sadece yurt dışı işlemleri olan şirketler için zorunlu olan bir şey. Ve tabii ki büyük mükellefler vergi dairesine tabi şirketlerde tamamında yazdırılması gerekiyor ama küçük şirketlerde özellikle yurt dışı işlemleri olan şirketlerde bu raporun yazılması gerekiyor. Ama EK2 formunda böyle bir kısıtlama yok. İlişkili işlem olan tüm şirketler bu formu doldurmak zorunda. Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki bir nolu sirkülere göre formda iade, iskonto ve diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutarlar belirtilecek. Kurum tarafından işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde çalışanlara ödenen ücretler EK2'nin konusuna girmiyor. Ama bu kapsam dışında yapılan tüm ödemelerin yine EK2'de ilişkili işlem olarak bildirilmesi gerekiyor. Yurt dışından sağlanan ve netten brüte getirilmek suretiyle kayıtlara alınan giderler yine brütleştirilmiş tutarlarıyla EK2 raporlarına yazılması gerekiyor. Çünkü şirketin toplam maliyeti bu işten dolayı brütleştirilmiş rakam oluyor. İlişkili şirketten alınan kredinin karşılığında 2014 yılında hiçbir faiz ödemesi yapılmamış olsa dahi bu kredinin 31.12.2004 tarihi itibariyle bilançoda belli bir bakiyesi varsa kredinin bakiyesi mali işlemler bölümünde ödünç para kredi faiz satırının alım sütunundaki soldaki satıra yazılacak. Hiç faiz ödemesi olmadığı için alım sütununun sağdaki kısmı ise boş bırakılacak. Masraf yansıtmaları da EK2 formunda belirtilecek. Ya yani bu masraf yansıtmalarının açıkçası en büyük sıkıntı bunun transfer fiyatlaması yöntemi. Çünkü yurt dışındaki masrafı birebir yansıttığı zaman mesela Türkiye'ye şirketler bunun transfer fiyatlaması yönteminin ne olduğu sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü bunu forma yazdığımız zaman bunun hangi yöntemle alındığını da yazmamız gerekiyor. Ama bu zaten üçüncü kişiden alınmış bir masrafın birebir yansıtmasıysa bu formda hangi yönteme yazılacağı soru işareti. Dolayısıyla böyle durumlarda biz genellikle mükellefçe belirlenen yöntem yazıp işi hallediyoruz. Ama açıkçası burası çok net olmayan bir kısım. Sonradan kesilen vade farkları faturaları bir nevi finansman işlemi olarak değerlendirilebilir. İlişkili kişilerle gerçekleştirilen transfer fiyatlamasına ilişkin işlemler tablosunda mali işlemler bölümünde belirtilmesi uygundur. İlişkili kişiden faturası 2014 yılı içinde gelip yine 2014 yılında kayıtlara alınmış olan tüm ticari mal alımları EK2 formunda ikinci tabloda ticari mallar alımı tutar içine dahil edilmelidir. Elektronik kurumlar vergisi beyannamesi doldurulurken eksi işareti kullanılamadığı için öz sermayenin negatif olması durumunda tablo 5'teki bu satıra yani örtülü sermaye ilişkin bildirim kısmında eksi öz sermaye yerine 0 yazmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu hata oluşturuyor. Benim sunumum bu kadar. Sayın Dinç Türkiye, güzel sunumu için teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi şöyle bir usulümüz var. Çoğunuzun bilgisi dahilindedir. Bir 20 dakika kadar bir ara vereceğiz. Bu ara süresince sorularınızı kime sorduğunuzu belirtmek suretiyle değerli konuşmacılarımızdan kime hitaben sorduğunuzu belirterek sorabilirsiniz. Ama lütfen sorular bir bilimsel veya mesleki makale konusu oluşturacak kadar geniş kapsamlı olmasın. Çünkü böyle hemen 10 saniyede cevaplandırılması mümkün olmayabilir. Çay kahve aramız
Afiyet olsun.